Ulusal Kanal'dan mutlu akşamlar sayın seyirciler. Bir gündem özel programıyla daha birlikteyiz. Yaklaşık 2 saat sürecek programımda bu akşam kimler konuğum? Hemen konuklarıma dönüyorum. Tarihçi yazar Mehmet Perinçek bu akşam bizlerle birlikte ve Yeni Çağ Gazetesi yazarı Arslan Bulut yine bu akşam bizimle birlikte. Daha önce duyurduk, fragmanlar, tanıtımlar döndü. Hakan Bayrakçı da bizimle olacaktı ancak gelmedi. Onu da belirtelim. Bu akşam Dersim'i konuşacağız. Dersim konuşmaya da sanki biraz böyle devam edeceğiz. Çünkü gündemde duruyor. Gündemde üzerine herkes yorum yapıyor, konuşuluyor. En son bir özür tartışmasıyla başladı. Dersim'i konuşacağız ama ben Arslan Bulut'u burada yakalamışken, programa gelmişken bugün bir gazetemizin Hürriyet'in manşetindeydi. Arslan Bulut'un da hani isminin adının içinde geçtiği bir dinleme skandalı, VIP kulak diye Hürriyet manşet yaptı. Ben bunu bir sormak istiyorum. Evet. Sayın Bulut, ne diyorsunuz? Kendinizi böyle VIP, yani very important, yani böyle çok önemli hissettiniz mi? Burada isminizi görünce 2008-2009 döneminde belirtelim, gerçi haberlerde verdik, bir dinlemeye takılıyorsunuz siz de. Evet. Arslan kod adıyla dinlenmişsiniz. Ne hissettiniz efendim bugün manşette şimdi görünce? Şimdi ben orada olmaktan değil de olmamaktan dolayı üzülürdüm belki, değil mi? Yani çünkü biz fikirleri belli olan, söylemleri belli olan, mücadelesi belli olan insanlarız. O dönemde de 2008'den başlayan dönem, 2007'den başlayan dönemde de biliyorsunuz ne kadar Türkiye'de milli ses varsa hepsi takip edildi. Kim tarafından takip edildi? Şimdi diyorlar ki paralel yapı tarafından takip edildi ama kimin gözetiminde yapıldı bu? Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, yani Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, yani Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın talimatları doğrultusunda yapıldı bütün bu dinlemeler. Orada polis istihbarat müdürü, yani İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Şefi Ali Fuat Yılmazer suçlu gösteriliyor ama yani yahut da sorumlu gösteriliyor ama tek başına sonuçta değil, o bir memur. Yani tamam bir amir durumunda ama sonuçta bir memur. Genel sıfatı bir memur. Memurun sorumluluğu şüphesiz vardır ama burada doğrudan doğruya hukuken sorumlu olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'dir. Yani AKP iktidarıdır. Yani o dolayısıyla kimdir? Başbakandır, ilgili bakandır. İçişleri Bakanı'dır. Dönemin İçişleri Bakanları kimse. Şimdi bunun hukuki ve vicdani sorumluluğundan kurtulmaları mümkün değil. Peki şöyle bir yaklaşım sergileniyor. Şimdi deniliyor ki efendim işte bu da algı operasyonudur. Böyle ünlü isimleri, gazetecileri, iş adamlarını, askerleri bir arada filan işte hepsini bir arada böyle veriyorlar ki siz de dinlendiniz diye. İktidar paralel yapıya karşı kendine müttefik arıyor şeyini, yaklaşımını sergileyenler oluyor. Yani siz tuzağa düşüyorsunuz diyorlar dinlenen kişiler, aslında tepki göstererek tuzağa düşüyor diye bir yorum yapılıyor. Ben buna katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Çünkü Hürriyet Gazetesi'nin bu konuyu manşete taşıyabilen muhabiri Toygun Atilla, ismen tanıdığım, yani şahsen tanışmıyorum ama ismen tanıdığım, haberlerine güvenilen bir isim. Yani şahsen de soruşturduğum bir kişi. Haberlerine güvenilen, bugüne kadar haberleri yalanlanamayan bir gazeteci muhabir. Dolayısıyla böyle bu tür bir amaçla kullanılabilecek bir muhabir değil. Yani oraya imzasını atıyorsa ona inanıyor, güveniyor da atıyor. Ama sonuçta bunu hükümet kaynaklarından yahut da emniyet kaynaklarından aldığı belli. Fakat niye bunu sıkı şu anda haber yapıyorlar? Evet, doğrudur. Hükümet müttefik arıyor kendisini ama hükümet bunun sorumluluğundan kurtulabilecek mi? Yani paralel yapı dinledi diye çekip bu işin içerisinden sıyrılabilecek mi? Paralel yapı ama o zaman da siz hükümetle paralel yapıyı kimin paraleliydi? Senin paralelindi. Anladım. Neye senin paralelinde yürüyordu. Bir de anladım. Şöyle bir durum var. Şimdi istihbari dinleme diyorlar. İstihbari dinleme. Yani bir de e-mail numarası var. E-mail numarasıyla dinlemişler. Yani doğrudan telefon numarasından değil de telefon numarasının makinesinin e-mail numarasından dinlemişler. O da aslında ortam dinlemesine giriyor. Yani sizi 24 saat dinlemişler, takip etmişler, kayıt altına almışlar. Peki 2008-2009 yıllarında dinlemişler de ne yapmışlardı sonuçta? Bir suç unsuru bulsalardı demek ki soruşturma açacaklardı. Bulamadılar, kapattılar. Peki buradaki şahıslara ve bana bildirdiler mi ki ya biz sizi takip ettik, istihbarat dinleme yaptık, herhangi bir suç unsuruna rastlamadık, dolayısıyla bilginiz olsun diye bilgi verdiler mi? Vermek mecburiyetindeler. Onu da yapmadılar. Ceza usul yasasına göre onu da yapmadılar Cem Ekaya göre. Peki ne yaptılar? Dinleme kayıtlarını ne yaptılar? İmha mı ettiler yoksa hala saklıyorlar mı bir yerlerde? Kimin elinde? Bu soruları da gündeme getiriyoruz. Bunların hesabı sorması lazım. Dolayısıyla bu
yani sadece paralel yapının değil, sadece de nün de ötesinde asli olarak hükümetin sorumluluğunda cereyan eden bir olay. Zaten Ali Fuat Yılmazer tutuklanmadan önce ne diyordu? Ben en az 40 defa görüştüm diyordu Sayın Başbakan'la. Tayyip Erdoğan o zaman başbakan. Sayın Başbakan'la en az 40 defa görüştüm. Nerede görüştüm? Havaalanında görüştüm. İstanbul'a geldiği zaman havaalanına gider, orada özel görüşme yapardık. Ve bütün operasyonları kendisine arz ederdim. O da uygun bulurdu, ondan sonra yapardık diyor. Şimdi bütün bunlar ortadayken bu dinleme operasyonunu Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dışında mı yaptılar? Buna inanmak mümkün değil. O halde sorumluluk kimde? Paralel yapıda. Tek başına paralel yapıda olmadığını söylüyorsunuz. Buna inanmak mümkün değil. Anladım. Onun için ama suçtur zaten, bunu yaptıkları suçtur. Niye? Siz kamuoyunun yakından tanıdığı, bildiği bu insanları terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla dinliyorsunuz. Yani o suçtan dinliyorsunuz. Ne hakkınız var böyle bir suçlama yapmaya? Sizin karşı bir davanız olacak mı? Bir hukuk düşünüyorum. Tazminat davası yahut da yani ne gerekiyorsa yapmayı, yani hukuki hakkımı aramayı düşünüyorum. Çünkü hakkımı ihlal edilmiş vaziyette. Orada herkesin hakkı ihlal edilmiş vaziyette. Peki. Ben de sormak istedim. Bugün çünkü bir manşet haberlerini yaptık. Bizim programcılarımızdan Nihat Genç'in ismi de geçiyordu. Yine benzer şekilde. Sizi de yakalamışken program başında bunu sorayım istedim. Ama tabii konumuz Dersim. Şimdi konumuzla ilgili sayın seyircilerimiz bize SMS, kısa mesaj yoluyla 39-29'da ulaşabilirler. Soruları olabilir. Yine Twitter ve elektronik posta şeklinde de ulaşabilirler. Twitter'da etiket dediğimiz DS, o kare, ulusal gündem, ulusal gündem etiketiyle yazabilirsiniz ya da o mention dediğimiz Salyangoza Umut Tezeler diye direkt buradan da sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Sizler de buradaki tartışmaya, buradaki sohbete sorularınızla katılabilirsiniz. Şimdi Mehmet Perinçek, biz burada 2-3 haftadır konuşuyoruz gündem özelde Dersim'i. Sizin yaptığınız araştırma, özellikle Rus arşivlerinden çıkarttığınız bazı belgeler burada konu oldu, konuşuldu, altı çizildi, üzerinden geçildi. Sizi yakalamışken size soralım direkt. 1937-38'de Türkiye'de, Dersim'de, Cumhuriyet'in o ilk yıllarında ne yaşandı? Siz Rus arşivlerinde neler buldunuz, neler yakaladınız? Tabii o çalışmanızı da biraz bize anlatın. Rusya'daki o Rus arşivlerine nasıl ulaştınız? Buyurun. Ben tabii Rusya'da bu konu üzerine 4-5 farklı arşivde çalıştım. Mesela Çarlık döneminin sadece tabii Dersim isyanı değil, bütün bu Kürt isyanları ile ilgili, hı hı, Osmanlı döneminden Dersim'e kadarki Kürt isyanları ile ilgili bir çalışma yapmıştım. Hatta bunu kitap olarak da yayınladım. Sovyet Devlet Kaynaklarında Kürt İsyanları diye. Hı hı. Bu kitabı oluştururken de tabii Çarlık döneminin Genelkurmay Arşivinde, Rusya'nın Çarlık döneminin Genelkurmay Arşivinde çalıştım. Orada özellikle Osmanlı dönemindeki Kürt isyanları, Birinci Dünya Savaşı dönemindeki Kürt hareketleriyle ilgili bilgilere ulaşmak mümkün. Bunun yanında Kızıl Ordu'nun, yani Sovyet döneminin askeri arşivinde, Genelkurmay arşivinde çalışmalar yaptım. Orada da tabii Kurtuluş Savaşı'ndan Dersim'e kadarki süreçteki istihbarat raporları ve buna benzer birçok raporları bulmak mümkün. Bunlarla birlikte Rusya Federasyonu Devlet Arşivinde çalıştım. O da Rus-Sovyet Devleti'nin farklı kurumlarının, farklı bakanlıkların arşivini barındırıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın arşivinde yine. Tüm bu arşivler esasında farklı dönemleri de arşivliyor, evet, değil mi? Farklı dönemleri ve farklı kurumların konu üzerindeki bakış açılarını da görmeye yarıyor. Yani askerlerin, devlet kurumlarının, bakanlıkların, hı hı, ve tabii en çok, en önemlisi de Rusya Toplumsal Siyasal Tarih Devlet Arşivi. Bu da SBKP'nin, yani Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin parti arşivi, merkez parti arşivi ve bunun yanında bu arşiv Komintern'in de, yani Komünist Enternasyonel'in de belgelerini içinde barındırıyor. Şimdi bunlar ne bakımdan önemli? Bugün birçok bu Dersim'le ilgili iddialar veya Dersim katliamı veya buna benzer iddialar sol adına veya solculuk adına savunuluyor. Veya işte bakıyorsunuz işte CHP içerisindeki tartışmalara veya başka yerdekilere, işte Dersim'i savunmazsanız, işte Dersim'deki Tunceli'ye Dersim, pardon, Dersim'e Tunceli derseniz solcu olmuyorsunuz. Veya ne diyelim,
İşte Dersim'de Cumhuriyeti, işte Mustafa Kemal'leri, İsmet Paşa'ları karalamazsanız yine solcu olarak görülmüyorsunuz. Hı hı. O dönem acaba, tabii sol deyince o dönemin en önemli merkezlerinden bir tanesi de Sovyetler Birliği ve tabii burada Türkiye Komünist Partisi'nin, o dönemki Türkiye Komünist Partisi'nin de belgelerine ulaşmak mümkün. Yani sıcağı sıcağına o dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili yazılmış raporlar ve bilgiler burada yer alıyor. Türkiye'deki komünistlerin raporları var mı bu tabii, konuda? Tabii Komintern üzerinden, yani Komünist İnternasyonel üzerinden, çünkü o zaman TKP, Türkiye Komünist Partisi, Komintern'in de üyesi olduğu için oraya sundukları birçok raporlar var. Onların da ayrıntılarına yine geliriz. Hı hı. Ve de buradaki belgelerin en önemli özelliği de şu, propaganda malzemesi değil. Yani hepsi hemen nesnel hepsi, mi demek istiyorsunuz? Hayır, şu tam söylemek istediğim anlaşılacak. Gizli. Birçok raporla dönemde gizli yazılmış. Yani dışarıya yönelik hazırlanmış belgeler, bilgiler değil. Dolayısıyla gizli yazıldığı için sadece dar bir kesime hitap ettiği için propaganda özelliği taşımıyor. Propaganda özelliği taşımadığı için de en nesnel şekilde olanlar, yaşananlar orada ifade ediliyor. Mesela dışarıya açık olsa belgeler, diyebilirsiniz ki ya uluslararası ilişkilerde çeşitli işte kimseleri küstürmemek için veya bilmem ne yapmamak için daha farklı dile getirilmiş, biraz daha yumuşatılmış veya biraz daha sertleştirilmiş falan diyebilirsiniz. Ama gizli belgeler olduğundan dolayı da bunlar bir propaganda malzemesi değil, nesnel gerçeği birebir aktarmak üzere kaleme alınmış, hı hı, belgeler. Ve tabii o dönemki devlet yayın organlarında çıkan gazetelerdeki yazılardan veya akademik dergilerde yazılmış yazılar da var. Ama hepsi en önemlisi sıcağı sıcağına yazılmış, o dönem yazılmış. Olayın üzerine 30, 40, 50, 60 sene sonra yazılmış belgeler değil. Tabii bütün bunları incelediğimizde, yani Dersim'e gelmeden önce ilk başta bu Sovyet Devleti'nin bu Kürt isyanlarına veya Kürt meselesine bakışını da kısaca bir özetlemek faydalı olur diye düşünüyorum. Burada tabii Sovyet yetkililerin ilk önemli koydukları nokta, emperyalist devletlerin önünde engel olan halkların ulusal egemenliklerini engellemek istedikleri ve emperyalist zincire bağlamak istedikleri sıkça vurgulanıyor ve burada da Türkiye'nin, en başta Türkiye'nin geldiği burada ifade ediliyor. Yani Batı'nın planlarında Türkiye büyük engeldi ve Türkiye'nin Türkiye engelini ortadan kaldırmak için de bunların elinden bağımsızlıklarını veya ulusal egemenliklerini kazanmalarını engellemek gerektiği ifade ediliyor. Ve burada tabii yine dikkat çeken noktalardan bir tanesi, gerektiği zaman Türkiye'nin ulusal bağımsızlığına Batılı devletler karşı çıkıyorlar ama daha Türkiye içerisinde bulunan diğer grupların, diğer etnik grupların da ulusal bağımsızlıklarını gerektiği zaman Türkiye'ye karşı, Türkiye'yi bölmek, parçalamak için kullandıkları da yine bu belgelerde, raporlarda sık bir şekilde ifade ediliyor. Milletler arasında kışkırtmalar çıkartmak, ondan sonra çeşitli karşılıklı kırımlar yaratmak ve bunun en önemli örnekleri arasında da hem Ermeni meselesi hem de bu Kürt İsyanları bunlar arasında sayılıyor. Tabii Birinci Dünya Savaşı sırasında ve İstiklal Savaşı döneminde sıkça Batı'nın Kürt kartını nasıl kullandığı, efendim bunu Türkiye'ye karşı bölme parçalama planlarında nasıl kullandıkları, Sevr özellikle planı sıkça vurgulanıyor. Fakat Batı'nın bütün bu çabalarına rağmen Dünya Savaşı'nda ve İstiklal Savaşı döneminde Kürt nüfusun esas olarak Türkiye ile birlikte hareket ettikleri de özellikle altı çiziliyor. Ama tabii İstiklal Savaşı sonrası döneme baktığımızda da çok önemli, Sovyet Devleti yetkilileri tarafından Türkiye'deki merkezileşme, yani Türk iktidarının merkezileşme çabaları ve yerelleşmenin önüne geçme çabaları hararetli bir şekilde destekleniyor. Özellikle o 1921 Anayasası dan sonra, o 21 Anayasası'nda bir şuralar hükümetleri sistemi vardır. Fakat 24 Anayasası'nda, hı hı, bir merkezileşme çabaları vardır. Mesela bu çabalar yereldeki feodal iktidar odakların elinden bu iktidarın alınması çabaları yine destekleniyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin o dönemdeki çağdaşlaşma adımlarının, devrimci adımlarında mutlaka ve mutlaka Kürt feodalizmi ile çatışmamasının mümkün olmadığı da ifade ediliyor. Yani devrimler yapılacaksa, bir çağdaşlaşma olacaksa bunun kesinlikle Kürt feodallerinin çıkarlarıyla
örtüşmeyeceği ve çatışacağı da sık bir şekilde vurgulanıyor. Tabii bölgenin kritik bir önemi var. O değerlendiriliyor. Bölge bir taraftan petrol bölgesi ama diğer taraftan da tabii Orta Asya'ya, Kafkaslara veya Sovyetlere karşı veya Orta Asya'daki kaynaklara karşı, Hindistan yine yollarına karşı gidecek önemli bir kavşak noktası. Bu bakımdan da çok dikkati çekiyor. Ve Şeyh Said isyanında mesela özellikle 1925 yılındaki Şeyh Said isyanında buna bağlanıyor. O dönemde tabii Musul tartışmaları var. Türkiye Musul konusunu tartışıyor. Diğer taraftan bu tabii dış faktör. İç faktör olarak da hilafet kaldırılmış, laiklik yönünde çeşitli adımlar atılıyor. Aşar vergisi yine kaldırılıyor. Feodal iktidara büyük bir darbe vuran aşar vergisinin kaldırılması. Bunların da tabii Kürt feodallerini oldukça büyük bir şekilde rahatsız ettiğini ve emperyalistlerin de Musul meselesinden dolayı desteklediklerini ve Şeyh Said isyanının feodal temelli ve emperyalist destekli bir isyan olduğu sık bir şekilde yine dile getiriliyor. Bunun hemen arkasından tabii Ağrı isyanları özellikle ele alınıyor. Ağrı isyanları sırasında 1900... O tarihte yakınlarda yani o coğrafyada başka başka isyanlar da var değil mi? İşte Ağrı isyan diyorsunuz. Bunlar da hani etkiliyor mu Dersim'i, hani o müdahaleyi etkiliyor mu? O kararı etkiliyor mu? Ağrı isyanları tabii Dersim'in hemen öncesinde yani 1900'leri 20'lerin sonu 30'ların başında o bölgede farklı farklı dönemlerde yani sürece yayılmış bir şekilde ağır isyanlar 28'den 30'ların başlarına kadar devam eden bir süreç. Tabi bunun da tabi emperyalist destekli olduğu, özellikle Menemen olaylarının o dönemde olması, diğer taraftan Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruluyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası gericiliğin odağı haline geliyor. O sırada ağır isyanları patlak veriyor. Yine bakıyorsunuz Türk parası ciddi bir şekilde o dönemde değer kaybederken yine Türkiye'yi sıkıştırmak amacıyla Batılıların bu ağır isyanlarını kışkırttıkları ifade ediliyor ve bunlarla birlikte tabii ağır isyanlarında Şeyh Said isyanından farklı bir nokta var. İşin içine bir de taşnaklar da sokuluyor ve Kürt ayrılıkçılarla, Kürt feodalleriyle o Ermeni yani, Taşnak Partisi'nin emperyalist devletlerin bunları birleştirdikleri ve Türkiye'ye karşı kullanmak istedikleri yine sıkça dile getiriliyor. Dersim isyanı tabii yine gelecek olursak, Dersim isyanı da yine Sovyet Devleti'nin yetkilileri tarafından ve Türkiye Komünist Partisi'nin tabii yine yetkilileri tarafından Şeyh Said ve Ağrı isyanlarının veya o geçmişte saydığımız bütün Koçgiri'dir İstiklal Savaşı dönemindeki bu isyanların bir devamı olarak nitelendiriliyor. Yani aynı karakterde emperyalist destekli ve bununla birlikte de feodal isyanlar, çağdaşlaşmaya, modernleşmeye karşı olan isyanlar statüsünde ele alınıyor. Bu şekilde değerlendiriliyor. Dersim'de kanun tanımayan çağ dışı bir rejim olduğu, hatta devlet içinde bir devlet durumunda bulunduğu, Cumhuriyet'in çağdaşlaşma atağının Dersim'deki feodal beyler tarafından, feodal beylerin çıkarlarını sekte vurduğu, darbe vurduğu ve bu nedenle de Dersim'de bir ayaklanmanın patlak verdiği ve bunun gerici karakteri yine sıkça vurgulanıyor. Tabi bu Dersim isyanının ayrıntılarına, raporlarına yine geliriz ama burada önemli noktalardan bir tanesi Sovyet Devleti o zamanın sol merkezi diyebileceğimiz yetkilileri Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün bu isyanlara karşı yani Koçgiri'den Dersim'e karşı aldığı tedbirlerin hepsinin meşru ve haklı olduğunu vurguluyorlar. Hatta bunlara karşı isyanların bastırılması zafer olarak nitelendiriliyor. Hatta şu türden raporlarda cümleler bile bulunuyor. Diyorlar ki dünya işçi sınıfının sempatisi işte kılıcını emperyalizme karşı çekmiş ve ulusal devrim yolunda, ulusal bütünlük yolunda bu isyanları bastıran işte Türklerin yanındadır. Yani böyle ifadeler bu, var. Bu şekilde ve kendi kanı pahasına ulusal bütünlüğünü savunmaktadır ve dünya sosyalist komünist hareketleri Türkiye Cumhuriyeti'ni, Ankara hükümetini bu konuda desteklemelidir şeklinde yine ifadeler bulunuyor. Bastırılması söylediğimiz gibi zafer olarak nitelendiriliyor.
Yine Komintern belgelerine baktığımız zaman yine bütün bu isyanlarla ilgili Türkiye'deki komünistlerin alması gerektiği tavırlar da tartışılıyor, konuşuluyor, bunlar yazılıyor. Hatta bunlar raporlar halinde TKP yetkililerine sunuluyor. Hatta TKP yetkilileri bazı noktalarda eleştiriliyor. Diyorlar ki bir defa diyorlar en Türkiye'de komisyonun yapması gereken ilk iş Türkiye'nin ulusal bağımsızlığının ve bütünlüğünün korunmasını sağlamak. Türkiye'nin içinde bulunduğu aşama budur ve bu yapılmalıdır. Ve bu bağımsızlığın, Türkiye'nin bağımsızlığını ortadan kaldıracak her türlü hareket ve bu tür Kürt isyanlarının feodal niteliği ve emperyalist işbirlikçi niteliği deşifre edilmelidir. Bu şekilde ifade ediliyor. Ve bunlar püskürtülmelidir. Köylüler bu şekilde, bu anlamda bilinçlendirilmelidir deniyor. Halkın kazanılması gerektiği ve bunların halka anlatılması gerektiği, milli meselenin doğru anlaşılması gerektiği, yani farklı Türkiye'deki Türklerle Kürtler arasındaki bu çatışmanın doğru şekilde ele alınması gerektiği ve eğer bunu doğru ele alınmadığı takdirde, buradaki emperyalist müdahale görülmediği takdirde halkın asla kazanılamayacağını ve bu yapılacak yığınakta yapılacak hatanın da büyük daha sonra zararlara yol açacağını ve Türkiye'deki komünistleri bir tarikata çevireceğini söylüyorlar. Aynen bu lafı kullanıyorlar. Türkiye'deki komünistleri. Eğer Türkiye'de komünistler Kürt isyanlarını doğru analiz edemezlerse peki, ve bu noktada emperyalizmin müdahalesini vesaire görmez, bunun feodal karakterli olduğunu görmez ve Ankara hükümetinin burada aldığı tavrı desteklemez ve daha da ileriye götürmesini, yani daha da köktenci tavırlar almasını teşvik etmezler, bunun için mücadele etmezlerse bir tarikat örgütüne dönerler, küçücük, daracık kalırlar ve gelişemezler şeklinde de yine bu noktada analizlere sıkça rastlıyoruz. Tabii kurulacak bir Kürdistan devletinin, Büyük Kürdistan'ın Türkiye emekçileriyle Kürt köylüsü arasında bir duvar öreceğini ve bunun çok büyük zararları olacağını yine aynı şekilde ifade ediyorlar. Tabi burada da temel görevin toprak devriminin tamamlanması gerektiği ve toprak devrimi yapılarak da Türkiye'deki burjuva demokratik devrimin son noktasının konması için mücadele edilmesi gerektiği Türkiye'deki komünistlere, Komünist İnternasyonel tarafından öğütleniyor. Yine burada önemli noktalardan bir tanesi çeşit bu Kürt isyanlarının büyük zararlara yol açmasına rağmen Ankara hükümetinin eline fırsat verdiğini ve feodal kalıntıları temizlemek için aslında onlara ciddi bir olanak sunduğu da söyleniyor. Manevra alanı sağladı. Evet, manevra. Diyorlar ki evet büyük maddi zarar verdi, bazı zararlar verdi ama bu isyanlar sayesinde de Türkiye'de feodal kalıntıların temizlenmesi için önemli adımlar atıldı şeklinde vurgular var. Tabii eleştiriler de var. Bu toprak devriminin yapılmaması konusunda ve son olarak da tabii söylemek gerekirse 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da artık bu Kürt meselesinin, Kürt kartının da artık Amerikan emperyalizminin eline geçtiği noktasında da vurgular yapılıyor. Daha önce bunların hamiliğini bu isyanların... Rusya Federasyonu dönemindeki arşivlerden bahsediyoruz artık, evet, değil mi? Evet, bunların hepsi yine 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde de artık işin hamiliğini Amerika'nın soyunduğu fikirleri inceleniyor. Ve bu devam edebiliriz, örnekler verebiliriz. Biraz evet, Hasan Bey'e de dönmek istiyorum ben. Şimdi size de soracaklarım var tabii. Yani Sovyet arşivlerinin nesnelliğinden bahsediyoruz. Bizim arşivlerle örneğin kıyasladığımızda aynı nesnelliği görüyor muyuz, görmüyor muyuz, onu soracağım. Biraz önce Sayın Perinçek dedi ki sol adına ortaya atılıyor. Bugün bu tartışmalar çıkıyor. CHP'nin falan açıklamaları işte Tunceli'ydi, Dersim'di şeklinde. Çizginin sağında böyle bir tartışma ya da böyle bir kaygı yok mu? Hani Dersim'le ilgili bir soru işareti ya da ne bileyim bir sohbet, muhabbet yok mu? Ne diyorsunuz? Tabii, çünkü bu konu hiç gündeme getirilmiyor. Yani aslında, Türkiye'de evet, kendini aslında, sağda hisseden. Aslında da, ben kendimi sağda veya solda diye tanımlamıyorum ama yani milli olarak görüyorum. Tabii yahut söylüyorum ama sağ zihniyete bakacak olursak, temelinde ele alırsak Mehmet Bey'in yaptığı gibi ne yaptı? Bir Sovyet arşivlerinden faydalanmış olsa da genel bir yani kronolojisini verdi. Şey evet. Said İhsan'dan başladı 25'lerden işte o 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar getirdi. Başlangıç itibariyle bakarsak mesela Şeyh Said İhsan'ı nedir? Siyasal İslamcı niteliği vardır. Gerçi o zaman siyasal İslam diye bir kavram yoktu. Ama fiilen
Bugün anladığımız manada siyasal İslam o zaman vardı. Peki nereden kaynaklanıyordu bu siyasal İslam, bu İslam'ı bir siyaset aracı olarak kullanma dürtüsü. Ta Muaviye'den beri devam eden gelen bir çizgi bu. Muaviye'den beri devam eden ve İslam ülkelerinin yahut da İslam toplumlarının başına bela olan bir zihniyet. Yani İslam'ı aracı kılarak, mızrakların ucuna Kur'an sayfalarını geçirerek Hazreti Ali'ye yaptıkları gibi içinde bulundukları devletlere karşı da yahut da diğer halklara karşı da aynı şekilde dini kullanmak suretiyle üstünlük sağlamak. O zaman Şeyh Said İslam'da yapılan buydu. Şimdi bugün Kobani diyorlar, yani Aynel Arap diye deniliyor esasen. Aha. Belki adı daha önce de Aynel Arap'tan önce de başka bir isim taşıyordu. Kobani'de galiba bir İngiliz şirketi orada kampanya kurmuş, yani şirket kurmuş. Kampanya Kobani olmuş. Ama aslında o daha önce Aynel Arap'mış filan. Neyse. Şimdi Kobani'den Türkiye'ye sığınanlar var değil mi? Yahut da Aynel Arap'tan sığınanlar var. Peki Şeyh Said İslam'ın sırasında Diyarbakır bir ara işgal edildi. İşte hükümet kuvvetleri Diyarbakır'ı kurtardı. Bölgede bazı iller işgal ediliyordu zaman zaman. Sonra ordu kuvvetleri geliyor, illeri kurtarıyor, şehirleri kurtarıyor. Peki bir kısmı da Suriye'ye, Irak'a kaçıyor. Değil mi? Peki Suriye'ye, Irak'a kaçanlar nereye kaçtı? Bu soruyu bizi dinleyen herkesin araştırmasını, özellikle araştırmasını, nereye kaçtıkları öğrenmesini, kaçtıklarını, yani bu İslam'dan kaçanların Türkiye topraklarını terk ederek daha sonra da geri dönmeyerek hangi ülkenin vatandaşı olduklarını iyice bir araştırmaları gerekiyor, herkesin anlaması gerekiyor. Şimdi bize derken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sığınıyorlar ama daha önce isyan etmiş olan insanların torunları sığınıyor. Kaderin acı cilvesi herhalde bu olsa gerek. Daha önce Türkiye Cumhuriyeti'ne isyan edenlerin torunları bugün Türkiye'ye sığınıyor. Yani kurtarıcı olarak yine Türkiye'ye sığınıyor. Bunu böyle bir not edelim. Şimdi fakat şeye gelince, Dersim isyanı dediğimiz hadiseye gelince, orada başka bir şey var. Orada siyasal İslam var ama siyasal İslam'ın Alevilik adı altında yahut da işte Şia demeyelim ama işte yani o işte daha ziyade Sünnilik dışındaki bir yaklaşımla ele alınması var bana göre. Onu da şöyle izah ediyorum. Şimdi bizi dinleyenler konuyu objektif, yani dinleyen herkesin objektif değerlendirmesini rica ediyorum. Yani ben burada herhangi bir siyasal taraf adına konuşmuyorum. Siyasal bir zihniyetle de konuşmuyorum. Tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, milletinin, ülkesinin birliği bütünlüğü adına olsa konuşurum. Şu var. Şimdi işte bir seyitlik iddiası var. Seyitlik iddiası. Ondan sonra bu seyitlik iddiasını ileri sürerek yahut da ben peygamber evladıyım iddiasını ileri sürerek kendisine bazı insanlar taraftar topluyor hem de ekonomik bir imkan sağlıyor. Peki bunların hepsi seyit mi gerçekten? Hazreti Ali evladı Horasan'a yerleşmiş. Horasan'dan da orada Türklerle karışmışlar. Oradaki Türkler de işte Anadolu'ya göç ettiğine göre nereye yerleşmişler? Efendim Tunceli civarına yerleşmişler. Dolayısıyla oradaki Horasan evladı peygamber evladıdır. Horasan'dan gelenler. Hepsi mi peygamber evladıdır? Böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani bunun ne bilgisi var ne belgesi var ortada. Bugün peki yine şimdi, aynı şeye dem vuruyor. Seyit Rıza işte peygamber soyundan şeklinde günümüzde 2014 Türkiye'sinde açıklamalar yapıyor. Şimdi burada bu peygamber evladıdır. Efendim diğer işte bir siyasi partimizin genel başkanı peygamber evladıdır falan diyerek de bu da bir istismar. Sen şimdi yani siyasal İslam'ı kullananlara sen muaviyecilik yapıyorsun diyoruz. Öbür tarafta da sen peygamber evladıyım diyerek kendine bir üstünlük vesilesi yaratmaya çalışıyorsun. Ben ne bileyim senin peygamber evladı olduğunu. Ayrıca peygamber evladı olsam bile efendim Şerif Hüseyin de peygamber evladıydı. O Türk çocuklarını boğazladı. Müslüman çocuklarını boğazladı. Müslüman Türk çocuklarını değil mi? Onun Şerif Hüseyin'in isyanı sonucunda Suudi Arabistan, işte bütün Arap dünyası, yani Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan denilen bölge, hatta Kanal bölgesi, Mısır, Türklerin elinden, Türklerin hakimiyetinden çıkmış oldu. İyi mi oldu? Hala kan gövdeyi götürüyor topraklarda. Bunu da görmek lazım. Dolayısıyla şimdi yeniden bu böyle bir dağıttıktan sonra yeniden toparlayalım. Şimdi konuyla ilgili çok güzel Mehmet Perinçek'in tespitleri, çünkü o zaten bilimsel bir çalışma yapmış Sovyet arşivlerindeki
kaynakları araştırmış. Siz tarihçi değilsiniz ama sizin de araştırmalarınız var benim bildiğim. Program öncesinde en azından biraz bahsettiniz. Benim başka kaynaklar var. Dersim üzerine özel bir şey mi ya, çalışmam yok. Yani dersim sen üzerine çalışmam yok. Çünkü konuda eksik yok ki zaten. Şimdi Genelkurmay'ın konuyla ilgili iki kitabı var. Bunları Genelkurmay daha önce yayınlamış. Sonra kaynak yayınları Genelkurmay'dan bunların yayın telif hakkını yahut devralarak kaynak yayınları da basmış. Genelkurmay'ın bu Kürt isyanlarıyla ilgili iki kitabı var. Bu kitaplar bana göre çok objektif yazılmış, tespit edilmiş kitaplar. Hiçbir şey, siyasal düşünce şu bu filan eklenmeden olan biten gün be gün tarih ve tarih verilmiş. Birinci kaynak, temel kaynak bu bana göre. İkinci olarak benim yararlandığım başka kaynaklar var. Mesela Sinan Meydan'ın Aklı Kemal kitaplarında birinde, herhalde ikinci ciltte yanlış hatırlamıyorsam, bu konu en az 100 sayfa çerçevesinde incelenmiş Sinan Meydan'ın. Çok güzel incelemiş. Çok doğru bir şekilde incelemiş. Üçüncüsü Ahmet Efe diye bir tarih öğretmeni bir arkadaşımız var. Adanalı. Ahmet Efe'nin Çerkezlerle ilgili bir araştırması var. Bu Çerkezlerle ilgili araştırmasının içerisinde özellikle konu oraya geldiği için, konu bütünlüğünü sağlamak bakımından onu da incelemek gerektiği hissettiği için, gerektiğini hissettiği için Dersim İsyanı da yer alıyor. O da yine 100 sayfaya yakın bir inceleme. O da çok ciddi bir inceleme. Şimdi özellikle bu Genelkurmay'ın çalışmasıyla Sinan Meydan'ın çalışması hemen hemen birbirini teyit eder vaziyette. Pek oralarda olmayan, yani Genelkurmay'ın çalışmasında üzeri geçilen yahut da Sinan Meydan'ın çalışmasında da pek fazla üzerinde durulmayan bir konu var Ahmet Efe'nin kitabında. O diyor ki burada diyor temel olarak Fransız istihbaratı Hatay meselesinden dolayı Türkiye'de bir iç kargaşa meydana getirebilmek için çok etkili olmuştur. Bunun da somut delillerini ortaya koyuyor. Fransızlardan bahsediyor. Fransız istihbaratı. Yani hep İngiliz işte şehzade İngilizler deriz ya. Hep İngilizler. Şehzade isyanında İngilizlerin parmağı vardır ama bu Dersim isyanında Fransız istihbaratının birebir çalışması vardır. Gönderdiği silahlar vardır. Ürdün'den toparladığı, Suriye'den toparladığı insanları bugün o Kobani denilen yerin, yani aynı Elbap'ın karşısındaki Suruç üzerinden Türkiye topraklarına sokması vardır. Tunceli'ye kadar getirmesi vardır. Dersim'e kadar getirmesi vardır. Ve onların orada işte o karakol basıp Mehmetçikleri şehit etmesi olayında kullanılan insanlar Suriye'den, Ürdün'den getirmiştir. Suriye üzerinden ama Ürdün'den gelmişlerdir. Şimdi bu nedir? Burada hemen Fransız istihbaratı, Sayın Peliçe'ye soralım Fransız mı? Fransız istihbaratı Ürdün istihbaratıyla beraber, yani Ürdün devleti, o zamanki Ürdün devleti zaten kukla devlet. Şimdi de pek farklı değil ama tam bir kukla devlet o zaman. Orada toparlıyorlar isyancı unsurları, organize edecek, komuta edecek insanları silahlarla beraber Tunceli'ye kadar götürüyorlar. Orada isyanı başlatıyorlar. Siz yaptığınız araştırmalarda Fransız istihbaratına ilişkin emareler, işaretler var mı? Yani Sovyetlerin ya da işte o zamanki o raporların, Sovyet raporlarında böyle şeyler yakaladınız mı? Var mı? Şimdi mesela Sovyet devlet kaynaklarında hep İngilizler konuşulur. Kitabında tam metni var bir raporun. 28 Temmuz 1937 tarihli Dersim ayaklanması ve dış desteği başlığını taşıyor. Yani raporun başlığı yine Kominterne, Komünist Enternasyonel'e sunulmuş bir rapor ve yayınlanmamak üzere kaydıyla, yani gizli kaydıyla düşmüş bir rapor ve bu raporda da, yani Dersim ayaklanması ve dış desteği başlıklı raporda yine biraz önce Sayın Bulut'un anlattığı bilgileri teyit eder. O Fransızların bu konudaki Hatay meselesinden dolayı işte o bölgeden bahsettiği gibi Suriye üzerinden gelen çeşitli aşiret reislerinin, gidenlerin, gelenlerin çeşitli öncesinde görüşmeler yaptıkları, bazı planlamalar içerisinde bulunulduklarına dair hatta Şeyh Said isyanına katılmış bazı grupların daha sonra Suriye'ye kaçmış olanların gelip o bölgede çeşitli faaliyetler yürüttüklerine dair emareler bulunuyor. Ve bununla ilgili yazılmış bir rapor da zaten kayda girmiş. Anladım. Peki Aslan Bulut soruyu o sağ sorusuna gelelim. Evet. Esas, ona da bir yanıt alayım. Evet. Şimdi oraya ancak bu şekilde, yani bunları toparladıktan sonra gelebildim. Şimdi tamam
sol Dersimdi, Tunceli'ydi tartışıyor. Evet, yani devamlı, hatta Türk solu üzerinde içindeki tartışma da buradan çıktı. Türk solu içindeki bölüme de buradan çıktı. İşte dev yoldaki, dev soldaki yahut da daha başka farklı gruplardaki bölünmeler de buradan çıktı. Yani bu bölücülük meselesinden çıktı. Bunu biliyoruz. Burada bir tartışma var. Ama yine de şu anda önemli bir kesim, soldan önemli bir kesim bu bölücülük meselesine Dersim üzerinden, başka meseleler üzerinden sahip çıkıyor. Ya da Abdullah Öcalan PKK üzerinden de sahip çıkıyor. Ama bunun sağ tarafı da var. Bugün de siyasal İslamcılar, siyasal İslamcılar bölücülükte ittifak halinde. Ama Şeyh Said isyanında da siyasal İslamcılıkla bölücülük ittifak halindeydi. Pek değişmedi. O zaman da İslam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir silah olarak kullanılırken bugün de İslam yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı silah olarak kullanılıyor. Yahut başörtüsü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yahut İmam Hatip silah olarak kullanılıyor. Argümanları şimdi, ya da sembolleri. Yani Kur'an-ı Kerim, İmam Hatip, başörtüsü bunlar tabii Kur'an-ı Kerim diğerleriyle kıyaslanmayacak bir değer ama yani bu İslami değerler devletin birliğine, milletin birliğine karşı kullanılınca halkın kafası karışıyor. Halkın kafası karıştığı zaman da işte o zaman o bölücü zihniyet, bölücü yapılanma, bölücü program yahut da strateji mesafe kazanıyor. Nerede mesafe kazanıyor? Halkın zihninde de kazanıyor. Yani bir kamuoyu oluşturma bakımından. Aynı zamanda devleti yönetenleri de zaaf içerisine düşürüyor. Aynı zamanda güvenlik kuvvetlerini, aynı zamanda istihbarat kuvvetlerini de zaaf içerisine düşürüyor. Zaten devletin yönetiminde bulunan kadro şu anda aslında siyasal İslamcı ise ve bugün PKK ile masaya oturmak bakımından bana göre yine PKK ile ittifak halindeyse, hı hı, biz neyi tartışıyoruz? Zaten bölücülükle siyasal İslam şu anda ittifak halinde. Dolayısıyla sağ burada zaten teslim olmuş vaziyette. Bölücülüğün önünü açmış vaziyette. Ama hangi sağ? İktidarla sağ? Özetlediniz sağ. Doğru yani mu? Sadece iktidarla değil, iktidarı meydana getiren katmanlar var. Bugüne kadar onları oluşturan toplum içerisinde çeşitli yapılanmalar var, çıkarılmış dergiler var, tarikatlar var. Bunların büyük kısmı yani milli olan bir iki tarikat dışında büyük kısmı bu bölücü hareketlerle ittifak halinde. Belki Dersim'de Tunceli'yi de tartışmaya direkt girmeseler bile pozisyonları ve duruşları itibariyle destekliyorlar. Yani bölücülüğe soldan daha büyük bir ihanet var orada. Sol bunu hiç değilse açıkça yapıyor. Sol ne dediniz duyamadım. Özür diledi. Direkt girmez olur mu? Girdi. Yani Davutoğlu özür diledi. Özür diliyor Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin başbakanı. Neyden özür diliyorsun? O zaman git, kimin söylediğini şu anda çıkaramadım. Herhalde MHP yetkililerinden birisi söyledi. Git o zaman Abdullah Öcalan'dan da özür dile. PKK'dan da özür dile. Mehmetçikleri şehit eden PKK'dan da özür dile o zaman. Ne farkı var? Şimdi Mehmet Perinçe'ye ben şeyi sormak istiyorum. Arslan Bulut dedi ki benim için hani Genelkurmay'ın kaynakları ortaya koyduğu belgeler yeterlidir dedi. Nesnellik açısından şimdi dev vuruyorsunuz nesnel. Yani gizli yazılan, hani propaganda amacı gütmeyen belgelerdi, evraklardı, değerlendirmelerdi. Bizim kendi kaynaklarımızla işte örneğin Genelkurmay kaynaklarıyla karşılaştırdığınızda nesnellik adına bir fark var mı? Yani hepsi birbirini tamamlıyor zaten. Yani şöyle düşünmek lazım. Bir taraftan o Sovyet Devleti'nin veya işte Türkiye'deki sol komünist hareketin meseleye yaklaşımıyla o dönemki Ankara hükümetinin veya işte Genelkurmay kaynaklarının bakışı ve bunların ortaya koydukları bilgiler birbirlerini tamamlıyorlar. Tabii ikisi de her anlamda önemli ama bugün bu sol içi tartışmalar açısından özellikle referans olarak kullan. Yani tabii şöyle değil, illa bunların söyledikleri illa Sovyetler söylemiş diye doğru veya illa Türkiye Komünist Partisi böyle rapor yazmış diye doğru da kabul etmemek lazım. Gerçek neyse onu söylemek lazım ama şimdi baktığınız zaman bir defa şeyi net bir şekilde koyuyorlar. Yani bu Kürt isyanları tamamen Türkiye'de modernleşme ile çağdaşlaşma ile gericilik arasında bir çatışma olduğunu net bir şekilde koyuluyor ve burada Kürt isyanlarının her zaman
cep, yani bu aradaki saflaşmanın öbür tarafına, yani gericilik tarafına düştüğü ifade ediliyor. Peki, ve mesela tarihçiler niye farklı düşünüyor? Yani kaynakları mı farklı bu anlamda beslendikleri? Ya bugün tam tersi yönde açıklama yapan, şimdi tarih programı da yapıyorsunuz kanalımızda. Niye farklı yaklaşıyorlar bu olaya? Kaynakları mı farklı? Yani aslında bu mesele, tabii biraz sonra belki biraz gireriz. Bu mesele basit bir tarihi tartışmanın ötesinde bir mesele. Tabii Aslan Bey de biraz vurguladı o konuyu. Evet. Yani mesele sadece dersinde şu olmuş mu, bu olmuş mu, bu kadar insan ölmüş mü veya ölmemiş mi, iyi mi yapılmış, kötü mü yapılmışın ötesinde bir mesele olduğu için bazı ve çok siyasi bir mesele de olduğundan dolayı belirli akımın temsilcileri, belirli planlarda, projelerde rol oynayanlar da bu noktada o planlara göre bir tavır almak zorunda kalıyorlar. Ama bakıyorsunuz mesela bugün Dersim mi veya işte Dersim katliamı iddiası da bulunanlar, işte Tunceli'ye karşı çıkanlar veya onlara baktığın zaman ne diyorlar? Biz solcuyuz, bilmem neyiz, işte ezilenin yanındayız falan gibi bir tavır içerisinde. Ama o zamanın soluna baktığınızda, bakın mesela bazı örnekler vereyim. Biraz genel bir çerçeveyi çizmiştik. Somut bazı örnekler de verebiliriz. Hı hı. Bakın Dersim'e giden süreçte tabii en önemli noktalardan bir tanesi 14 Haziran 1934 tarihinde çıkan İskan Kanunu. Bu kanunda özellikle o bölgedeki aşiretlerin veya işte o feodal iktidar odaklarının köklerinin kurutulmasına yönelik çeşitli tedbirler ve şeyler alınıyor. İşte şeyhlik, seyitlik ve bunlar gibi şeylerin kullanılamayacağı, bunların mallarına el konulması falan şeklinde. Tabii en fazla Dersim'e giden süreçteki en önemli etkenlerden biri. Tam ondan bir ay önce, birkaç ay önce 23 Şubat 1934 tarihinde bir komintern raporu var. Hı hı. Ve orada mesela aşiret reisleri ve Kürt şeyhleri İngiliz ve Fransız emperyalizminin basit birer paralı askerleri oldukları ifade ediliyor. Şimdi 9 Eylül 1936 Dersim'e doğru Zitke adında yine Komintern'in Zitke ismiyle bir imzasıyla bir rapor yazılıyor. Türkiye'de milli azınlıklar başlığı altında. Yine orada emperyalizmin eski padişahlığın ve halifeliğin doğrudan ya da dolaylı ajanı olan Kürt beylerinden bahsediliyor. Devamlı tanımlamalar böyle. Evet, bu şekilde ifade ediliyor. Yine Türkiye'nin aldığı tedbirler, Ankara hükümetinin aldığı tedbirlerin daha da köktenci olması gerektiği, daha da ileri gitmesi gerektiği vurgulanıyor. Hatta deniyor ki daha önce Kürt isyanlarında isyana kalkışan şeyhler, aşiretler cezalandırıldı. Bunların bir kısmı sürüldü efendim. Fakat bunlar daha sonra af ilan edilerek tekrar bölgelere geri gönderildi. Aslında bunların tamamen kökünü kurutmak lazımdı. Ellerindeki bütün mal varlıklarına el koymak lazımdı. Yetersiz kalındı şeklinde. Tam tersine Türkiye'yi daha da sert önlemler almaya iten ifadeleri yine görebiliyoruz. Yine orada Türkiye'nin Dersim bölgesiyle ekonomik bütünleşmesini nasıl diyelim, bütünleşmesini öngören tedbirlerini, yani pazarın birleşmesine öngören tedbirleri olumlu şekilde karşılandığını görebiliyoruz. Herhalde ara mı vereceğiz? Bir ara vermem gerekiyor. Evet. Yönetmenim uyarıyor. Tamam. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın seyirciler, gündem özelde Dersim'i konuşuyoruz. Tarihçi yazar Mehmet Perinçek ve Yeni Çağ Gazetesi yazarı Aslan Bulut'la. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada sorularınız da geliyor önüme. Hem Twitter'dan hem de mesaj olarak. Onları da yanıt arayacağız efendim. Efendim, gündem özel devam ediyor. Bu akşam konuklarım tarihçi yazar Mehmet Perinçek ve Yeni Çağ Gazetesi yazarı Sayın Aslan Bulut. Dersim'i konuşuyoruz. Dersim'de yaşananları konuşuyoruz. Rus arşivleri konuşuyoruz. Biraz da günümüze yavaş yavaş gelmek istiyorum ama yarım kaldı Mehmet Perinçek'in cümleleri, verdiği örnekler. Rus arşivlerinden biraz devam edelim. Buyurun. Mesela yine komintern raporlarından bahsetmiştik. Yine o dönemde 36 yılında Türkiye Komünist Partisi halka, Türk halkına başlıklı bir bildiri mesela o dönemde yayınlıyor ve bildiride diyor ki Kürt ayrıcalıklı feodal sınıflarıyla birlikte Türkiye'deki ayrılıkçı bir hareket diyor, Türk düşmanı bir ayaklanma kışkırtmak için hazırlık yapmaktadır ifadelerini kullanıyor ve arkasından da Türkiye'nin zayıflatılması ve parçalanması için yürütülen bu planlara karşı yapılması gereken
en önemli şeyin, bunları vuracak en büyük darbenin bir toprak reformu olduğu ve Kürtleri Cumhuriyet'in sadık birer vatandaşı yapmak gerektiği yine vurgulanıyor. Bakın o dönemde TKP'nin merkez komitesinin yayın organı olan Orak Çekiç de yine bir makale yayınlanıyor, başyazı yayınlanıyor. Hı hı. Orada şu ifadeler var, doğrudan okuyorum. Kemalist burjuvazi haklı olarak bu irtica hareketine karşı koydu ve onu ezdi. Reaksiyonun yani gericiliğin ezilmesiyle inkılap namına, devrim namına iyi bir işte görülmüş oluyordu şeklinde makaleleri bitiriyorlar. Orak Çekiç'te yine çıkan başka bir makalede Halk Partisi hükümeti ayaklanmayı yapanların sürülmesini kastederek diyor ki bu sürmek işiyle ve irticai isyan hareketini ezmekle inkılap namına iyi bir hareket yapılmış oldu diyorlar. Yine bu da önemli. Diğer tabi esas isyan döneminde İsmail Bilen, o dönem TKP'nin önemli yetkililerinden bir tanesi, daha sonra da 80 öncesi TKP'nin de genel sekreteri olacaktır. Hı hı. İsmail Bilen o dönemde Marat adıyla, yani o meşhur Fransız devrimcisinin ismini kullanarak çeşitli raporlar kaleme alıyor. Marat İsmail. Evet, Marat. O isimle evet. Yazıyor. Fransız devriminin önden adamlarından biri. Marat ismi de tabii biraz manidar. Marat da giyotinin, Fransız devrim sırasında giyotinin giyotine şirin göstermek için ona Louisetta ismini koymuş insanlardan bir tanesidir. Giyotini yapan kişi Louis isimli biri. Ona Louisetta ismini takıyor Marat. Yani o devrimci şiddeti veya devrimcilerin şeyi ezmesini, feodal şeyleri ezmesini çok sıkı savunucularından biri. O da Marat ismiyle yazdığı rapor var Dersim isyanı ile ilgili. Bir defa bunun irticai bir hareket olduğunu ifade ediyor. İsmail Bilen ifade ediyor. İsmail Bilen ifade ediyor TKP'nin önemli yetkililerinden. Bakın o bölgeyi ilk başta analiz ediyor. Dersim'de pek çok küçük aşiretin bulunduğunu, bunların silahlı olduklarını, silahlı kuvvetlerin, aşiret reislerin emir komutasında bulunduklarını, devlet otoritesinin orada göstermelik olduğunu, Dersim'de devlet otoritesi ve hükümet cihazı görünüşte mevcuttur. Derebeyliğinin en ilkel şekilleri, iptidai şekilleri burada devlet nüfuzunun ve idare aparatlarının kurulmasına engel olmuştur ifadelerini kullanıyor. Arkasından Dersim'deki yağma olaylarını, oraya tüccarların giremediğini, devletin giremediğini, vergi alamadığını, askeri adam göndermediklerini yine ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Köylünün orada seyitler, mirler tarafından en ilkel, en çıplak şiddetle sömürüldüğünü ayrıntılı şekilde anlatıyor. Ve daha sonra da hükümetin burada tedbirler aldığını ifade ediyor. Mesela Dersim'de halk ağaların, beylerin, şeyhlerin, mirlerin tahakkümü altındadır ve kapkara cahildir. Seyitler binbir türlü hurafe ile kör inançlarla cahil halkın kafalarını doldurmuşlardır diyor ve kendi çıkarları adına da halkı kışkırttıklarını, hükümete karşı kışkırttıklarını anlatıyor. Tunceli isminin konmasından bahsediyor. Yine alınan tedbirlerin haklı olduğunu, oradaki feodal şeylerin kaldırılması ile ilgili yapılan adımların desteklediklerini ifade ediyor. Halkı kışkırtmak için o dönemde seyitlerin başvurdukları propagandalardan örnekler veriyor. Bakın diyor ki mesela şu tür propagandalar yapıyorlardı diyor halka kışkırtmak için. Ey Dersimler, nasıl oluyor da sizler 300 seneden beri kimseye teslim olmadığınız halde askersiz, leşkersiz, sakin Hüseyin Abdullah Paşa'ya teslim oluyorsunuz? Hükümetin elinde asker yoktur, yani Ankara hükümetinin. Hı hı. Hem hükümet buraya asker sevk etmeye kalkışırsa İngilizler ve Fransızlar derhal ilanı harp edecekler ve bizi kurtaracaklar. Araplar da bizlerle beraberdir şeklinde yine propagandaların yapıldığını görüyoruz. Ve yine TKP'nin raporlarında Dersim isyanının ezilmesini İsmet Paşa hükümetinin feodal gericiliğe karşı en büyük zaferi oldu TKP tarafından ilan ediyor. Bununla ilgili tabii birçok yine TKP etkilerini yazdıkları raporlar var. Oradaki yine Dersim'deki feodal diktatörlüğün
ayrıntılarını veren ve bunların ezilmesinin de haklı olduğunu ortaya koyan birçok raporlarda bulunuyor. Bunların tabii örneklerini tam metinlerinde. Şunlar tabii öğretici, dikkat çekici. Özellikle bugün hani sol adına Dersim'de, Tunceli'de bu tartışmaya giren herkesin bilmesi gereken gerçekler. Hani Türkiye'de sol ya da sosyalizm adına zamanında mücadele eden İsmail Bilen dedik örneğin, değil mi? Onların yazdığı bu raporlar önemli. Bu referanslar önemli. Peki Yasemin Bulut şunu soruyor Mehmet Perinçek. Sayın Bulut size döneceğim ama Yasemin Bulut'la bir akrabalık yok değil mi? Tanımıyorum. Ha, şunu soruyor. Dersin mutlaka diyor Cumhuriyetle Orta Çağ Savaşı'ydı. Ama masumlar hiç mi ölmedi diyor. Yani şimdi tabii burada mesele yani olayı şimdi masumlar ölmüş olabilir, ölmemiş olabilir. Bu şimdi mesele bu değil. Biz burada tarihi bir olayı inceliyoruz. İncelerken de Dersim isyanının veya buna benzer diğer Kürt isyanlarının tarihsel olarak düştüğü noktayı görmek lazım. Yani evet, Orta Çağ ile Cumhuriyet arasında veya Orta Çağ ile çağdaşlaşma arasındaki bir mücadelede bazı aşırılıklar olabilir, bazı yanlış şeyler de olabilir ama yani o dönemin koşullarına baktığınızda tamamen içe kapalı ve hiçbir şekilde devletin giremediği bir olay, bir yerden bahsediyoruz ve buna karşı da çok ciddi bir şekilde, bakın masumlar deniyor ama şu da var, bakın TKP raporlarına bakıyorsunuz, geniş halk kitlelerinin bu cahilliklerini kullanarak seyitlerin, şeyhlerin onları kullandıkları ve hükümete karşı kışkırttıkları da ifade ediliyor. Yani orada sadece aşiret reisi çıkıp efendim eline silah alıp savaşmıyor. Hı hı. Oradaki o cahil halkı kışkırtıyor ve onları kullanıyor. Tabii o ona karşı mücadele ederken de, o isyanı bastırırken de tabii insanların insanlar ölüyorlar, sırf o insanlar ölmüyor, diğer taraftan da şeyler de ölüyor, yani askerler de ölüyor. Mesela yine TKP raporlarına bakıyorsunuz, bu Kürt isyanlarından, Dersim isyanından en fazla Kürtlerin de büyük zarar geldiği ifade ediliyor ve bunun sorumluluğu yine o feodal iktidar odaklarına mal ediliyor ve doğru bir şekilde. Yani siz gericilik ayaklanacak, kalkacak, onun bastırılmasını siz haksız mı göreceksiniz? Gericilik kalkarsa onun karşılığında da bunun bir bastırılması da insanlar hayatını kaybedebiliyor. Bazı aşırılıklar belki olabiliyor ama, hı hı, işin özü bu değil. Ve bugün zaten bakın bu Dersim meselesinin veya işte tartışmalarının, Dersim katliamı tartışmalarının meselesi de oradaki masumları anmak değil. Bence en önemli nokta bu. Yani bugün tartışmanın odağı şu değil veya amacı o değil. Efendim orada insanlar hayatlarını kaybetti, masumlar öldü, ölmüş olabilir. Yani onların da tabii şeylerinde rencide etmiyoruz ama, hı hı, bugünden onların anılarını yaşatmak için veya onların efendim acılarını falan ortaya koymak anmak, için anmak, yad etmek için bu değil, kesinlikle değil. Bakınız, şimdi çok tipik deniyor ki Tunceli'nin ismi Dersim yapılacak. Değil mi? Şimdi Tunceli'nin isminin Dersim yapılması belki basit bir şehir isminin değişikliği olarak görülebilir. Değil mi? Değil. Ne olacak? Dersim'in eski tarihi adıymış zaten. Fakat ya o bölgenin adı, yani şehrin adı. Evet, şehrin adı. Dersim büyük bir vilayet tabii. İfade ediyor, evet. Burada önemli olan şu. Rejim değişirken şehir adları değişir. Tarihe bakın, bütün dünya tarihine bakın, rejim değişirken şehir adları değişir. Devrim olur, o devrim oranın ismini Tunceli yapar. Karşı devrim olur, oranın ismi Dersim olur. Devrim olur, Petersburg'un adını Leningrad yaparlar. Karşı devrim olur, oranın ismi Petersburg'a geri çevrilir. Evet. Bakın, somut bir örnek. Devrim olur, Nijni Novgorod'un ismini Gorki doğduğu için meşhur şair, yazar, romancı ismini Gorki yaparlar. Devrim yıkılır, SSCB yıkılır. Gelen yeni iktidar oranın ismini tekrar eski adına geri çevirir. Dolayısıyla bu tür karşı devrim ve devrim arasındaki mücadelenin bir ürünü aslında oradaki şehrin isim adına değişti. Dersim olması veya bunun tekrardan gündeme getirilmesi. Ve burada isim değişikliğiyle de sadece sınırlı kalmıyor. Bakın, eğer Dersim, siz Tunceli'yi Dersim yaparsanız oradaki o Atatürk anıtlarını da kaldırmak zorundasınız. Oraya doğru bu iş gidecektir ki zaten o anıtların yıkıldığını da görüyorsunuz. Bu süreçler daha önce yaşandı. Bakın, Sovyetler Birliği'nde
şehir adını değiştirdi, heykelleri yıktı, daha doğrusu ve yerine yeni bir ekonomik sistem, yeni bir efendim toplumsal kültürel bir düzen getirildi. Dolayısıyla buradaki tartışma da bir rejim değişikliği tartışması ve buna bağlı olarak bunların yapıldığını görmek lazım. Yani yeni bir rejim yaratılırken o rejim kendi tarihini de yeniden yazıyor. Daha önceden sizin iyi gördüğünüz veya devrimci olarak görülen şeyler ne yapılıyor? Yeni rejim onları tukaka haline getiriyor. Yani aslında bugün yapılmak istenen karşı devrim. Evet, karşı devrim kendi tarihini yeniden yazmaya başlamıştır ve bunun çabalarıdır. Dolayısıyla tarih sadece, yani tarihsel tartışmalar sadece geçmişi değerlendirmek değil, aslında geleceği inşa etmek üzerine yapılan tartışmalardır. Bugün de yeni bir rejimin yaratılması için Türkiye'deki artık o Cumhuriyet rejiminin tamamen tasfiyesinin sağlanmasının bir adımları olarak görmek lazım. Bir devrimle hesaplaşma olarak görmek lazım. Dolayısıyla basit bir isim değiştirme veya geçmişteki acıları anma meselesi değil, karşı devrimin kendi tarihini yeniden yazma çabaları olarak görüyoruz. Tam da bu noktada Sayın Bulut şunu sormak istiyorum. Yani örneğin bir özür dileme meselesi var. Yani bu özür dilesek ne olur? Ya da katliam desek ne olur diye yorumlarsak ne olur? Yani hemen, ne değişir günümüzde? Hemen cevaplayayım. Şimdi bu bir paket. Biraz girdi Mehmet Bey. Yani rejim değişikliği, karşı devrim süreci olarak gördüğünü söyledi. Evet, aynen öyle. Bu daha da tarihsel perspektiften daha da geniş bakarsak, daha da genişletirsek bunu, daha da temellerine inersek, şimdi bugün Türkiye'nin karşısında sadece bu dayatılmıyor ki. Yani Dersim'de özür dileyin dayatılmıyor ki. Başka? Ermeni soykırımından özür dileyin, yarım yamalak bir özür de dilendi biliyorsunuz. Pontus soykırımından özür dileyin. İşte Dersim katliamından özür dileyin. Açılım politikaları yarın bir gün PKK'dan da özür dileyin. Filana gelecek iş. Peki bunların sonucunda ne olacak? Bakın 2015 yılı geliyor. Tehcir'in 100. yılı. Ermeni soykırım iddiaları dünya çapında Türkiye'nin karşısına getirecek mi? Getirecek. Papa bile geldi. İşte Ermenistan sınırını açın dedi mi? Dedi. Bu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye dayatması mı? Evet. Pontus soykırımını Yunanistan zıp çıktı gibi ikide bir tekrar ediyor mu? Ediyor. Yani yüzlerce dernek kurmuş mu bu amaç için? Evet. Hatta Yunan ordusunun Anadolu'da imha edilmesini bile soykırım olarak adlandırıyorlar. Halbuki gelmişsin sen buraya, işgal etmişsin, zulüm yapmışsın, savaşmışsın, yenilmişsin, asker kaybın olmuş, kaçan kurtulmuş. Buna bile soykırım diyorlar. Şimdi bunların hepsini toparladığınız zaman ne oluyor? Türkiye'nin üzerinde emperyalizmin bir harekatı var. Hepsi birden gelmiş karşımıza. Bakın Ermeni soykırım iddiası, Pontus soykırım iddiası, Dersim katliamı iddiası ve PKK ile açılım görüşmeleri, PKK ile Türkiye'nin PKK karşısında masaya oturması, hatta PKK'nın önünde resmen diz çöktürülmesi hadisesi. Hepsi bir paket. Peki bu paket ne için yapılıyor? Türkiye'nin coğrafi yapısını, yönetim yapısını değiştirmek ve Türkiye'den sevrede çıkarılamayan Kürdistan ve Ermenistan'ın çıkarılması için yapılıyor. Yani burada Kürtler kışkırtılar arasında Kürtlere de hizmet edilmiyor. Ermeniler her zaman söylemişlerdir. Ermeni Osmanlı döneminde, Osmanlı'nın son dönemindeki Ermeni liderleri bunu açıkça söylemişlerdir ve demişlerdir ki ya biz önce bu Kürtlerin elinden alalım yani bu bölgeyi, sonra Kürtlerin elinden almamız kolay olur. Ve mesele bu aslında. Yani burada büyük bir Ermenistan yaratma meselesi. Burada bu işi organize edenlerin çoğu da aslında Ermeni kökenli. Yani bu şey değil, gizli saklı bir şey değil, Ermeni kökenli. Hrant Dink'in, yani toprağı bol olsun, Hrant Dink'in da yaklaştığı gibi Türkiye'deki gizli Ermenilerin organizasyonu bu. Şimdi Hrant Dink'in yaklaştığı gibi derken? Hrant Dink diyordu ki Türkiye'de tehcir sırasında 300 ila 500 bin Ermeni kaldı. Bunlar ne olarak kaldı? Bulundukları coğrafyadaki hangi etnik köken varsa onların adını alarak kaldı. Orada Alevi varsa Alevi olarak kaldı. Kürt varsa Kürt olarak kaldı. Ne varsa onun mezhebini ve dinini, milliyetini, etnik kökenini benimseyerek kaldı.
Yani kendini örttü ki gizledi. Hı hı. Şimdi bunlar hani bu temiz kan, kirli kan meselesi buydu. Yani kanını temizle diyor, Ermenilere hitap ediyordu. İşte buydu. Yani çıkın ortaya, gerçek kimliğinizde, hasiyetinizde biz şuyuz deyin de bu işi bir sonuca bağlayalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde, huzur içerisinde yaşayalım manasında söylüyordu bunu. Hı hı. Yani olumsuz bir anlamda söylemiyordu. Olumsuz yaklaşmıyor. Anladım. Ama olay buydu. Peki yine toparlarsak nedir? Şimdi bu emperyalizmin gerçekten bugün de büyük bir operasyonu ise ki öyledir. O zaman peki AKP, yani bu Türkiye'yi yöneten iktidar bu iddialara niye teşne? Şimdi Ermeni soykırımı konusunda, iddiası konusunda özür beyan etti. Bu Dersim soykırımı, katliamı falan gibi iddiaları destekliyor. Gidiyor orada da özür diledi. El öptü, etek öptü. Başbakan düzeyinde. Neredeyse yarın bir gün Pontus meselesini de bu şekilde sahipleneceklerine eminim, çünkü yani bu yani görünen köy kılavuz istemez, yani bu iki noktada böyle davranıyor. Zaten PKK'nın önünde de diz çöktüler. Niye yapıyorlar bunu? Çünkü onlar da rejimi değiştirmek istiyorlar. Şimdi dış dayatmayla Türkiye'deki rejimi değiştirmek istiyorlar. Amerikan dayatmasıyla, Avrupa Birliği dayatmasıyla içeride de bu etnik unsurları, dini unsurları kullanarak Türkiye'nin rejimini değiştirmeye çalışıyorlar. Onun için Atatürk resimlerini kaldırıyorlar. Onun için TC tabelalarını kaldırıyorlar. Onun için ne mutlu Türkiye diyene felsefesini yok etmeye ve tabelalarını indirmeye çalışıyorlar. Yapıyorlar bunu. Çünkü hedefleri rejimi değiştirmek. Rejimi nasıl değiştirecekler? Onlar Türk milliyeti esasına göre bu devletin kurulmasına karşı çıkıyorlardı. Ağababaları, ataları öyle görüyorlardı bu meseleyi. Kendileri de böyle görüyorlar. Dolayısıyla Amerikan ve Avrupa, ABD ve Avrupa baskısını kullanarak, içerideki etnik ve dini unsurları da kullanarak Türkiye'nin rejimini değiştirme çabasını içerisindeler. Ama biz buraya nereden geldik? Şimdi Tunceli'de, Tunceli olarak kabul ettiğimiz şehirde, Tunceli'de aslında PKK yoktu. Ne oldu peki? Bizim gazetenin yani Yeni Çağ'ın Genel Yayın Müdürü Hayri Köklü, o yıllarca o bölgede, Van'da, Diyarbakır'da, Hakkari'de falan görev yaptı muhabir olarak. Hı hı. Ondan sonra oralardan İstanbul'a geldi, gazete yine muhabir olarak geldi. Sonra işte yazı işlerinde çalıştı. O coğrafyayı, o bölgeyi yakından biliyor. Bizim gazetede Genel Yayın Müdürü. O coğrafyayı çok iyi biliyor. Yaklaşımları, tespitleri çok önemlidir. Diyor ki 12 bu Tunceli'de diyor şey yoktu diyor. PKK hakim değildi. PKK'nın sözü geçmezdi. PKK giremezdi diyor Tunceli'ye. Sol örgütlere hakimdi. Terörle mücadele adı altında Tunceli'de sol örgütler temizlendi. O boşluğu mu doldurdu PKK? PKK da geldi, onun yerine oturdu. Yani buna bizzat devletin kendi operasyonları sebep oldu. Akılsız operasyonları sebep oldu. Peki, şimdi diyorlar ki işte o Ahmet Davutoğlu ne diyor? Hani Bahçeli'ye, Tunceli'ye gidersin gidemezsin. Bahçeli gitti. Gittikten sonra bu sefer diyor ki Tunceli'ye biz sana fiziken gidemezsin demedik ama sen orada işte siyaseten giremezsin oraya. İşte Diyarbakır'a giremezsin, Hakkari'ye giremezsin. Peki 12 Eylül öncesinde öyle miydi? Diyarbakır'da MHP vardı. Bingöl'de Muş'ta vardı. Şanlıurfa'da yakın zamana kadar milletvekili vardı. Van'da milletvekili vardı MHP'nin. Ne oldu peki? Efendim 12 Eylül rejimi de orada soldaki bütün unsurları yok ederken ülkücüleri de yok etti. Ülkücü unsurları da yok etti. Ülkücü unsurları da darmadağın etti. O Güneydoğu'da ülkücüde filan bırakmadı 12 Eylül rejimi. Ne oldu? Orada da meydan PKK'ya bırakıldı. Yani bunlar tesadüfen olmadı. Bilinçli olarak yapıldı diye düşünüyorum şimdi. Yani Tunceli'de siz meydanı boşaltıyorsunuz, PKK'ya alan bırakıyor, açıyorsunuz. Güneydoğu'da sol örgütleri ve ülkücüleri temizliyorsunuz, meydanı yine PKK'ya terk ediyorsunuz. Çünkü tabiat boşluk kaldırmaz. Siz o boşluğu doldurmuyorsanız devlet olarak, yerine yeni bir unsur koymuyorsanız, sivil unsur koymuyorsanız, o sivil unsur olarak PKK gelir orayı doldurur ve doldurmuştur. Şimdi dolayısıyla siz devlet olarak böyle bir emperyalizm güdümünde bir siyasal bir strateji uygulamışsanız orada milliyetçiler nasıl var olabilsin? Milliyetçiler devletin gücüne karşı, Amerika'nın gücüne karşı, Avrupa Birliği'nin gücüne karşı ve onların kullandığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aygıtına karşı ne yapacak orada? Yani bütün bunları da değerlendirmek lazım. Hı hı. Onun için bugün de şu anda devletin gücü, yani mevcut AKP iktidarı tarafından devletin gücü yine PKK tarafından, PKK'nın yanında kullanılıyor. Milliyetçiliğin yanında kullanılmıyor. Ve kuvayi milliyeciyiz diyor. Senin gibi kuvayi milliyeci olur mu? Bu zihniyette kuvayici milli olur mu?
Kuvayi Milliye bu ülkeyi, bu milleti birleştirmek idi. Sen bu milleti bölüyorsun. Sen bu milleti etnik kökenlere karşı ayırıyorsun, göre ayırıyorsun, mezheplere göre ayırıyorsun. Ondan sonra tarihini suçluyorsun, cumhuriyeti kuranları suçluyorsun, Atatürk'ü, İnönü'yü, Fevzi Çakmak'ı, Kazım Karabekir'i, Celal Bayar'ı suçluyorsun. Onları tukaka ediyorsun, ondan sonra diyorsun ki ben Kuvayi Milliyeciyim. Bu yani kavram kullanmak istemiyorum ama bizi seyredenler, bizi dinleyenler buna bugün kelimeyi bulsunlar. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir rezalet olamaz. Şimdi bu emperyalizm politikasına uygun hareket ediyorsa Türkiye'yi yönetenler tabii karşımıza bu işte dersin gibi başka sorunları da çıkaracaklardır. Başka meseleleri de çıkaracaklardır. Özür dilemek de, katliam demek için, de yeterli değil mi? Menemen'de de oradaki Kubilay'ı şehit edenleri kutsadılar. Efendim 31 Mart vakasını yapanları Tayyip Erdoğan bizzat başbakanken bunları kutsadı. İskilip Latif Hoca bir İngiliz ajanı, onu kutsadılar. Şimdi ne kalıyor geriye? Cumhuriyetin bütün değerleri kötü. Cumhuriyete karşı çıkan yahut da ilerlemeye karşı çıkan herkes iyi. Yani şapkadan dolayı asılmadı ki bu adam, İskilip Latif Hoca. Şapkadan dolayı asılmadı. Savaş sırasında, milli mücadele sırasında Anadolu'ya atılan, uçaklarla atılan bildiriyi yazdığı için asıldı. Neydi o bildiri? Kuvayi Milliye'ye karşı çıkın, bu asilere karşı çıkın, bu serserilere karşı çıkın, bunlar işte sizi ölüme gönderiyorlar, şudur budur diye. Yani Kuvayi Milliye'yi, Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran orduyu, istiklal mücadelesi yapan orduyu karalayan, mesajı yazan kişi olduğu için asıldı, idam edildi. Bunu niye söylemiyorlar? Efendim şapka için asıldı. Hayır efendim, şapka için asılmadı. Bu suçundan dolayı devletin kuruluşuna karşı çıktığı için, milli devletin kuruluşuna karşı çıktığı için, düşmanla işbirliği yaptığı için, İngilizlerle işbirliği yaptığı için asıldı. Bunu da söyleyin yani, bunu madem ki sahip çıkıyorsun, sahip çıkın, bir şey demiyoruz. Sahip çıkın ama doğruyu söyleyin yani. Fikir namusu olsun biraz. Bunu da söyleyin. Bunu söylemiyorlar, diyorlar ki şapkaya karşı çıktı, asıldı. Şapkaya karşı çıktı diye kimse asılmaz. Hiç böyle bir şey yok tarihte. Efendim şapka iseniz, o devlete isyan ettiyseniz, devlete karşı silah kullandıysanız, ondan sonra başka suç işlemişsiniz bu zihniyette, tabii ki o suçunuzun cezasını çekersiniz ama böyle basit bir şeyden dolayı, yani bir siyasal bir harekete karşı çıktık yahut da bir işte şapka devrimiydi, yazı devrimiydi, ona karşı çıktı, kimseye asmaz bu devlet, asmamıştır. Hepsinin ayrı ayrı incelenirse kendi işledikleri suçlar vardır. Bunların hepsi büyük bir operasyonun parçasıdır. Maalesef iktidar buna alet olmaktadır. Bu gündemi fazla da aslında bizim burada tartışmamız, bu kadar gündem karşısında tabii doğru bilgilerle tartışmamız doğru ama aslında bunu bir yerde kesmek lazım. Çünkü zaten maksatları şöyle veya böyle bunu gündemde tutmak. Şimdi oralara geleceğiz. Yani daha zamanımız var ama ben Sayın Perinçek'e de aynı şeyi sormak istiyorum. Yani bu biraz tarihi bir hani gündemi ele almak, konuşmanın ötesinde siyasi anlamları da var dediniz. Ben özellikle ölen kişiler masum muydu diye Yasemin Bulut'un sorusunu aktardığımda benzer şekilde bugün yaşananlara, Dersim'de yaşananlara 37'de, 38'de ya da işte o süreçte katliam demek ya da işte bundan dolayı devlet olarak özür dilemek özellikle uluslararası hukuk açısından siyaseten ne anlama gelir? Yani hani özür diyelim geçsin, yani bir şapka, yani böyle yumuşatılan bir şey mi yoksa daha büyük anlamlar mı ifade ediyor özür dilemek, buna katliam demek? Aslında bu özür meseleleri tarihte ilk defa yapılmıyor. Mesela bakın ben bir örnek vermek istiyorum. Fransız devriminden sonra 1794 yılında Vende bölgesinde, Fransa'da koyu Katolikler ve 16. Louis'nin, yani kafası giyotinde giden Fransız kralının taraftarları Cumhuriyet rejimine karşı isyan ediyorlar. 1794'te Vende bölgesinde ve vergi vermiyorlar, asker vermiyorlar, aynı Dersim olayları gibi. Kiliselerin kapatılmasına, devrimin kiliseleri kapatmasına karşı çıkıyorlar. Ondan sonra giyotinden kaçan feodalleri, krallık rejiminin kalıntılarını saklıyorlar. Ve Cumhuriyet rejimine karşı bir isyan
başlatıyorlar 1794 yılında ve daha sonra da bu isyan işte askeri garnizonlara saldırıyorlar, aynı Dersim'deki olan olaylardaki gibi, ve Cumhuriyet rejiminin Vende bölgesine girmesine karşı bir isyan başlatılıyor ve bu isyanın sonucunda tabi Fransız devrimcileri Vende'yi tabiri caizse işte dümdüz ediyorlar. Ve işte o Victor Hugo'nun romanlarında falan da anlatılır. Ve bakın, Fransız devrimi bunu yaparak demokrasiyi ve şeyi getiriyor. Çağdaşlaşmayı getiriyor. Çünkü demokrasi ve çağdaşlaşma dediğiniz şey aslında orta çağ kalıntılarını ortadan kaldırılmasıdır. Fransa'da da demokrasi ve çağdaşlık böyle geliyor. Fakat ne oluyor? Ne zaman 1980'lerin sonu, 90'ların başında artık dünya tek kutuplu bir döneme girdiği zaman, artık Amerikan emperyalizminin en ne diyelim yoğun olarak kendini hissettirdiği dönemler, Sovyetler Birliği yıkılmış. O dönemde Fransız sağcıları, Jacques Chirac'lar Vende konusunda özür kampanyası başlatıyorlar. Daha çok yeni aslında, 90'lar. Evet, 90'larda. Diyorlar ki biz Vende isyanını bastıran bu kahrolası Robespierre'ler, Fransız devrimiyle ilgili çekilmiş filmler yasaklanıyor Fransa'da. Özür mesajları yayınlanıyor. Jacques Chirac bizzat kendisi bunu, yani Fransız sağının en şeyleri bu özür şeyine giriyorlar. Burada büyük bir katliam olduğu konusunda, yani o devrimci devrimle karşı devrim arasındaki çatışmada devrimi, karşı devrimin bastırması bir katliam olarak orada yine nitelendiriliyor. Anıtlar yine keza aynı şekilde yapılıyor. Buradaki amaç artık o kapitalizmin en çürümüş hali olan emperyalist devletlerin kendi devrimci geçmişleriyle bir hesaplaşmaları aslında bu. Yani Fransa, Fransız emperyalizmi, Fransız devleti orada kendi devrimiyle, kendi geçmişindeki ilerici ne varsa artık bunların hepsini alıp çöpe atma eylemiydi onların özür şeyi. Aynı süreçte Türkiye'de yapılan da aynı. Yani ama Türkiye'de bir bölünmeden ya da bir şeyden, yani Fransa'da bir bölünme olmadı sonuçta. Ama burada da mesela Vende bölgesindekilerin ciddi bir şeyi var. Talepleri. Hayır, talepleri var. Karşı devrimci isyanları var. Orada da bir etnik problem var mesela. Ama nedir? Artık Fransız devleti, tabii o globalleşme süreci, Sovyetler yıkılmış, tek kutuplu dünya, emperyalizmin en kuvvetli olduğu bir dönem. Orada gericilik hat safhada, Fransız devletinde de bu en sağcıları, en gerici kesimi oturuyor. Kendi devrimci geçmişiyle hesaplaşıyor ve özür kampanyaları başlatıyorlar. Sırf bu, yani sırf bu Fransa'ya ait bir şey de değil. Yani benim anlatmak istediğim şu, her dönemde bir rejim değişirken bu tür özür kampanyaları başlıyor. Mesela bugün bakın Baltık ülkelerine veya Ukrayna'da yaşananlara bakın. Hı hı. Yeniden bir tarih yazıyorlar. Nasıl bir tarih yazıyorlar? İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetlere karşı Nazi Almanyası'ya işbirliği yapmış Ukrayna milliyetçileri, yani faşistlerle işbirliği yapmış Ukrayna milliyetçilerinin anıtları, örgütlerini, faşist örgütlerinin şeyleri dikilmeye başlandı. Heykelleri dikilmeye başlandı. Yani onların daha önceden faşist işbirlikçisi olan, Nazi işbirlikçisi olan ve tarih kitaplarında öyle yazan kişiler o dönemde baskıya maruz kalmış kişiler olarak gösterilmeye başlandı. Neden? Çünkü Ukrayna, o ülkeler Batı kampına katılıyorlar. Batı kampına katılmakla birlikte, bir rejim değişikliğiyle birlikte, şu Maydan olaylarından sonra özellikle bununla birlikte yeni bir tarih yazmaya başlıyorlar. Yeni rejim kurulurken kendi o tarihinde birlikte yazıyor ve onlar da ne yapıyorlar? Kendi Seyit Rıza'larının, kendi Şeyh Said'lerin heykellerini dikmeye başladılar. Kendi heykellerini dikiyorlar. Şehir adlarını değiştiriyorlar. Bunu yaparken ders kitaplarından İkinci Dünya Savaşı'na karşı antifaşist direnişin çıkartıyorlar. Ukrayna yeni kanun çıkarttı. Hı hı. Ders kitaplarından şeyi çıkartıyor. Yani aynı bu Türkiye'de yaşanan süreç benzer şekilleriyle rejim değiştirilirken oralarda da yaşanıyor. Mesela ilginç, ben Polonya'ya gitmiştim. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir müzeye, Varşova ayaklanmasıyla ilgili.
faşistlere karşı direnişle ilgili bir müze. Bu meşhur ikizler var. Bir tanesi Rusya'da uçak kazasında öldü, hatırlarsınız. Kaczynskiler zannedersem. Biri başbakan, bir tanesi devlet başkanıydı. O da belediye, Varşova Belediye Başkanlığından oralara tırmandı. Hı-hı. Aynı bizdeki gibi. Ve Varşova Belediye Başkanı iken bir tane müze yapıyor. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili, Varşova ayaklanması ile ilgili müzeye giriyorsunuz. Şeyden çok, işgalci Almanlardan çok Sovyet karşıtı. Girdiğiniz zaman her tarafta İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetlere şey yapan sergi malzemeleriyle objelerle donatmışlar. Yani dolayısıyla söylemek istediğim şu, buradaki özür meselesi sıradan masum insanlardan, ondan bundan falan özür değil. Burada rejim değiştirirken bunun kendi bir tarihinin yazıldığını görmek lazım ve şunu da iyi bilmek lazım. Siz eğer Orta Çağ, mesela Yasemin Hanım söylüyor, bu Orta Çağ ile modernlik arasında çağlaşmasına bir tamam çatışma diyor. Ama zaten yani bu yapılırken karşı devrimle devrim karşı karşıya geldiği zaman zaten karşılıklı olarak birbirine şiddet uygulamak zorunda. Hiçbir zaman ya keşke karşı devrim olmasaydı veya işte keşke silahlar kullanılmasaydı diyerek karşı devrim bastıramazsınız. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak devrimle karşı devrim birbirleriyle savaşmak zorunda ve birbirlerine karşı da şiddet uygulamak zorunda. Silahlar önemli. Bu konuda belgelerde ne var? Onu birazdan soracağım size. Cümlenizi tamamlayın. Arslan Bey, bir soru geldi. Onu sormak istiyorum. Şunu da söylemek lazım. Devrim eskiyi yıkarken, devrim de eskinin içinden çıktığı için biraz o eskinin geçmişin de şiddetini ve şeyini de içinde barındırıyor. Bunları da görmek lazım. Ama meseleye sadece masum insanlar veya duygusal anlamda baktığınız zaman, o gözle baktığınız zaman işin içinden çıkamazsınız. Çünkü şiddet her zaman, her şiddet kötü değil. Her şiddet kötü değil. Irak askerinin işgalci Amerikan askerini vurması, şiddet uygulaması da şiddet. Amerikan askerinin Irak'ta kadına tecavüz etmesi de şiddet, onu öldürmesi de şiddet. Şimdi ikisi de şiddet, ikisi de kötü mü? Ya da Çanakkale'de bizim uyguladığımız şiddet var, düşmana karşı silah kullanıyorsunuz. Ki geçilmez kılıyoruz. Ya da Mustafa Kemal, bir de meselesi dersin değil. Mustafa Kemal Menemen'de ne diyor? Haritadan silin diyor. Bakın Menemen haberi geldiği zaman Mustafa Kemal şunu söylüyor. Menemen'i haritadan silin diyor. Neden? Çünkü oradaki karşı devrimci ayaklanmayı bastırmadığınız takdirde karşı devrim sizi bastıracak. Dolayısıyla burada kaçınılmaz olarak devrimle karşı devrim birbirine şiddet uygular. Burada da tabii bu kaçınılmaz savaşın sonucunda da insanlar bir şekilde hayatını kaybeder. Hayır, hiç masum insan ölmesin, ama buradaki esas mesele oradaki feodal yapı zaten çıplak şiddeti en ağır şekliyle o insanlara uyguluyor. Aslında Tunceli'yi özgürleştiren bir hareket. Neden? Çünkü zaten o feodal yapı en ağır vergileri koyuyor. Onun yanaşması, o seyidin yanında hiçbir değeri olmayan Irgat, maraba. Maraba. Alıyor onu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapıyor. Tunceli'de de bugün okuma yazma oranının yüksek olması veya oradaki seçim sonuçlarına baktığınız zaman vesaire, 70 senelik dönemin seçim sonuçlarına baktığınızda neden hep aydınlanmanın o tür şeylerin seçimleri kazandığını görüyorsunuz. Hı hı. Demek ki orada feodal yapı dağıtıldığı anda bir özgürleşmenin olduğunu yine çok somut olarak görmek çok net anlaşıldı. Bu masum konusunda gelen bir soru var. Hı hı. Yani İsmail Kayacan, dersinde kadın, çoluk çocuk, binlerce insanın öldürülmesini nasıl normal ve haklı görürsünüz, hayret demiş. Siz de şimdi, yani böyle mi görüyorsunuz? Öyle sorayım. Yani kadın çocuk öldürüldü diye böyle bu propaganda ediyorlar. Ha ya, binlerce falan ya, demiş İsmail Kayacan. Yani orada rakamların hepsi belli. Açsın Genelkurmay'ın tarihçesini, ki bu Genelkurmay'ın tarihçesi kitap olarak yazılmamıştır. Gün be gün raporlardan oluşuyor. Bu raporların birleştirilmesinden oluşmuştur. Yani orada kaç kişi ölmüş, kaç kişi yani olaya karışmayan kaç sivil vatandaş ölmüş, hepsi bellidir. Hı hı. Şimdi burada bir devletin kendi sivil vatandaşını vahşice öldürmek gibi bir niyeti kesinlikle olamaz. Ama bir bizim de haklı gördüğümüz yok diyorsunuz yani. Bizdeki bir sivil vatandaşın öldürülmesini elbette ki normal karşılayamayız. Ama hırsızın hiçbir suçu yok. Ama şu var. Şu var. Şimdi öyle diyorlar da, yani ahı feryat ediyorlar. Şimdi peki kardeşim, yani burada Tunceli'de
isyana kalkışan insanların, Mehmetçik öldüren insanların, yani o Mehmetçiklere hiç mi acımıyorsunuz peki? Yani tabii ki ben de o sivillere acıyorum da sen Mehmetçiklere hiç mi acımıyorsun? Soruyu soran için soruyorum. Orada öldürülen Mehmetçiklere sen insan gözüyle bakmıyor musun? Onların elinde silah vardı, şeyde karakolda nöbet tutuyorlardı yahut da ranzalarında uyuyorlardı, gece bastın öldürdün o çocukları. 20 yaşındaki çocukları. Onlar insan değil miydi? Mehmet Perinçek'in dediği gibi yani. Şimdi olayı bunu izleme çektiğimizde duygusallığa içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Var orada. Hı-hı. Yani bir toplu bir direniş var. Silahlı 7'den 70 herkes silahlı direniyor. Dolayısıyla burada maalesef üzücü olaylar da olmuştur. Ama bu şimdi bu üzücü olaylar oldu diye biz o zaman üzücü olaylar oldu Ermenilerden özür dileyelim. Üzücü olaylar oldu Yunanlılardan özür dileyelim. Üzücü olaylar oldu. Efendim Dersim katliamı yapıldı. Biz bugünkü Dersim halkının yani Dersim katliamında ölenlerin torunlarından çocuklarından özür dileyelim. O zaman bu dünyayı terk edip diyelim kardeşim o zaman biz burada yaşamayalım. Sen bunu da mı istiyorsun? Sen bunu söylemek istiyorsun. Sen bunu yapmak istiyorsun. Biz bu kadar yani saf mıyız yani? Estağfurullah. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak bu kadar aptal mıyız? Estağfurullah. Bizi aptal yerine koyuyorlar, saf yerine koyuyorlar. Yani yok efendim orada masum elbette ölmüştür. Elbette buna herkes üzülür. Bu gün yaşayan 7'den 70'e bütün Türkiye halkı, Türk milleti buna üzülmüştür, üzülecektir. Ancak şimdi siz bir isyana kalkışmışsınız, bunun ceremesini çekmişsiniz. Bunun artık ahu feryat içerisinde, feryat figan içerisinde bunun edebiyatını yapmanın belki bir yani edebiyat yaparsınız ama bunu siyasal bir edebiyat haline getirmenin bir anlamı yoktur. Bunu siyasal bir proje haline getirirseniz o zaman siz yeniden isyan ediyorsunuz demektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne isyan ediyorsunuz demektir. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaya çalışıyorsunuz demektir. Ben bunu böyle algılarım. Anladım. Ha peki o zaman peki bu bugünkü rejim de size destek veriyorsa, bugünkü siyasi kadro da size destek veriyorsa bu sizin haklı olduğunuzu göstermez. Sizin doğru yolda olduğunuzu göstermez. Sizin fikir namusuna sahip olduğunuzu göstermez. Siz çıkın her şeyi, gerçekleri söyleyin. Siz de söyleyin, biz de söyleyelim. Ama bunu fikir namusu içerisinde yapalım. Tamam. Sen o zaman o Mehmetçik için de feryat figan et. O zaman ben de seninle beraberim. Ben de seninle beraberim. Evet. Peki böyle bir olay yaşandı. Burada bizim kusurumuz var. Devletin de şu kusuru vardı. O zaman amenna. Bunu kimse reddetmez ama siz devlet şunu yaptı. Devlet katletti. Türk devleti şöyledir. Türk devleti böyledir. Atatürk heykelini yıkalım. Yerine Seyit Rıza. Seyit Rıza'nın heykelini dikelim. O zaman iş siyasal projeye dönüşüyor. Sen yeniden aynı isyanı tekrar etmek istiyorsun. Bunu ancak yani gerizekalılara anlatabilirsiniz. Yani milleti gerizekalı yerine koyuyorlar bu algı operasyonlarıyla. Burada maalesef siyasal iktidar da ortak oluyor. Siyasal iktidar da teşne oluyor. Siyasal iktidar da bunu destekliyor. Ve el birliğiyle Türkiye'deki rejimi değiştirmeye çalışıyorlar. Emperyalist projeler doğrultusunda. Anladım. Siyasi bir edebiyatın hani o tuzağa düşmeyin dediniz. Tabii, tabii. Siz bir şey ekleyecek misiniz? Yani ben burada yani ısrarla söylemedim. Yani bunu yazar. Sorular hep böyle yorumlar öyle gelince şimdi, masumluk. Ya şimdi ama bugün bu Dersim kampanyasının yürütülmesinin sebebi şimdi en önemli nokta bu. Bu kampanya niye yürütülüyor? Niye yürütülüyor? Bu kampanyanın amacı masumları anmak değil. Tunceli'nin ismini Dersim yapmanın amacı oradaki insanların hatırasını yad etmek değil. Tarihi veya, bir ismi yeniden koymak değil diyorsunuz. Bilmem ne koymak ha? Falan değil veya geçmişte ne olduğunu araştırmak değil. Karşı devrimi devrim ezmiş. Şimdi karşı devrim adına kalan ne varsa her şeyi yıkıp karşı devrimi tamamlamak istiyor ve Cumhuriyet rejimiyle hesaplaşmak istiyor. Bu tür tarihi olaylardaki tartışmaların hepsi ve her zaman baktığınız zaman bir rejim tartışması. Hayır, bunu açıkça söylüyorlar zaten. Bir rejim yani tartışması değil mi? AKP sözcüleri bunu Bülent Arınç'ın işte diğerlerinin tamamı biz Cumhuriyet'le hesaplaşıyoruz diye söylüyorlar. Diyorlar ki mesela hayret yani. Diyorlar mesela hayret. Ben de şunu hayret ediyorum. Hı. İlericilik adına, devrimcilik adına veya insanlık adına ortaçağ rejimini savunmak. Feodalizmi. Ortaçağ rejiminin en çürümüş kurumlarına sahip çıkmak, seyitliğe, şeyhliğe, şeyh sayitlere, efendim seyit rızalar, ortaçağ rejimini bunlar en böyle çürümüş kısımları. Oturmuşlar oraya, altlarında marabaları, bilmem neleri, efendim vergisini onları kuru zorla, şiddet zoruyla çalıştır, onların emeklerini sömür, onların vatandaş olması sürecinin önünde dur.
bunun ilericilik adına savunulmasına ben esas hayret ediyorum. Bir de çevre il ve ilçelere eşkıya gönder. Gönder, tabii tabii. Baskın yap, oradaki insanlara zarar ver. Tabii, yani ticari, oradaki yani ticaretin, ekonominin gelişmesini engelle. Şimdi bu, onları ayrıntılarına girmedik. TKP'nin raporlarında orada burada bunlar ayrıntılı var. Eşkıya akınları yapılıyor, ticaret gelişemiyor, yoldan geçemiyorsun, basılıyorsun, malına mülküne el konuluyor. Silahlar konusunda ne yazıyor raporlarda? Şimdi İhsan Kafadar bir not göndermiş. Bizzat duyduğum, hani sözlü tarih diyelim. Kendisi Dersimli ve Kürt olan PTT'den emekli bir ağabeyimin anlattığı diyor. Bu isyanda ele geçen silahların o zaman Türk askerinin elinde olmadığı söyleniyor. Siz biraz modern önce silahlar, Fransız silahlar, silahlı toplu bir direnişten, isyandan bahsediyor. Silahlar konusunda ne deniyor? Yani tabii şu var, yani silahların markası, menşei konusunda somut bir şey bilmiyorum. Fakat şu var, Dersim'de zaten Osmanlı'dan beri çok ciddi bir şekilde yapı o var. Bölgede bir yapı var. Ve bu yapı zaten devlet içerisinde devlet şeklinde bir yapı. Ve silahlı bir yapı. Öyle sadece efendim oradaki otoriteyi, zaten o köylüyü zorla çalıştırması, açlık, şey, yokluk, şey, pardon, tokluk karşılığında çalıştırması falan yapamazsınız. Onlar zaten silahlı bir güç olarak kendi halkını bir eziyor. Bir kamçı kullanmadıkları kalmıştır. Yani elleri silahlı bir örgüt var. Zaten raporlarda da bu ifade ediliyor. Hı hı. Altlarında kendi muhafızları var. Bu muhafızlar neyi koruyorlar orada? O şeyhin, seyitlerin, efendim, feodal iktidarın, iktidar odağının çıkarlarının devamını koruyorlar. Ve dolayısıyla ve bu yapı öyle 3-5 senede oluşmuş değil. Dediğimiz gibi Osmanlı'dan beri gelen ve devletin çok uzun süredir müdahale edemediği ve kimi zamanlar uzlaşmak zorunda olduğu. Hatta asker vermesine karşı çıkıyorlar. Osmanlı'da falan asker alamıyorlar oradan. Bununla uzlaşmak zorunda bile kalıyorlar. Çok ciddi kronikleşmiş bir yapı var. Dolayısıyla bunların çok ciddi bir Fransız silahı mıdır, o mudur, bundur bilmiyorum ama o süreç içerisinde tabii çok ciddi bir yapı kurulmuş ve silahlı bir yapı kurulmuş. Dolayısıyla oradaki tehdit de basit bir tehdit de değil. Ve zaten basit bir tehdit olmadığı da isyan sürecinde anlaşılıyor. Hükümet belki çok kısa sürede isyanı bastırabileceğini düşünürken çok ciddi bir silahlı kuvvetle direnişle karşılaşıyor. Peki harekat emrini, şimdi tartışmanın bir boyutu şu günümüzde gördüğümüz, Atatürk haberi vardı yoktu, haberi imzası vardı yoktu, bir anlam var mı, bir şeyi değiştirir mi? Atatürk'ün imzası var mıydı yok muydu, şimdi bunlar tabi doğrudan Atatürk'e saldıramayacakları için bazen bu tür numaralar yapabiliyor. Bir numara olduğunu düşünüyorsunuz işte, bu tartışmalar. Hani şu, ya önemli değil. Atatürk'ün imzası veya var veya yok. Atatürk imzası ve Atatürk İsmet Paşa dersime ne yaptıysa Atatürk de aynısını yapardı. Veya zaten yani haberi var olup olmadığını bilmiyorum ama haberi yoksa bile olsa da aynısını yapardı. Menemeni haritadan. Menemeni haritadan silelim diyen. Silersen bunu da orada yaparsın yani. Bu şey değil. Anladım. Ve tabii bunu bir taraftan Atatürk'e hedef alıyorlar. Bunun en büyük hedef zaten Atatürk burada. Ama işte bazıları bu CHP içerisindeki bu şeyci, bu Dersim katliamcısı takım doğrudan Atatürk'e hedef alamadığı için aslında bunu şey yapmadı, Atatürk yapmadı, İsmet Paşa yaptı falan gibi bir yede getirmeye. Yaptı, komutanlar adını vererek suçluyor. Evet. Peki. Ama burada onun var mıydı, haberi yok muydu, ama varsa da zaten var, yoksa da İsmet Paşa ne yaptıysa aynısını da Atatürk de yapar. Yani İsmet Paşa'ya bu görevi veren Atatürk zaten. Evet, peki, bu olayın basılması Sayın Bulut, yani şimdi bir Uludere olayı var. Evet. Çok yeni. Bunu da böyle bir Dersim'le, Dersim'deki olayla özdeşleştirme, onun benzeri kılma, böyle açıklama, böyle yorumlama çabaları görüyoruz. Sizce özdeşleşiyor mu, benziyor mu? Bence aynı şey mi, farklı şey mi? İlgisi yok. Orada bir kaçakçı grubunun, yani kaçakçı grubunun, Uludere için söylüyorsunuz. Tabii, kaçakçı grubunun yanlış istihbarat sonucu, ki o istihbaratı kimin verdiği tam hala net olarak anlaşılamadı. Tamam, MİT vermiştir ama MİT'e kim verdi? Hı. O istihbaratın sonucu, yanlış istihbarat sonucu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlerin, başta başbakanın, genelkurmay başkanının ve ilgili komutanın, yani hava kuvvetleri komutanının ve
bölge komutanının hatası sonucu orada yani kaçakçıları da bunun üzerine de yok etmek üzere bomba atamazsınız, atılmaz. Hı. Ne olur, bu polisiye bir olaydır. Sınır olayı olduğu için polisiye olmaktan çıkar, bu sefer jandarma olayıdır. Yani bir hava kuvvetleriyle bombardıman edilecek bir hadise değildir. Ama yanlış istihbarat, yani terör grubudur, işte içinde terör örgütü lideri de vardır, liderlerinden birisi de vardır, Feyman Hüseyin vardır diye istihbarat geldiği için onları bombalamış, orada devlet bir hata yapmış. Bir hata diyorsunuz. Çok büyük bir hata yapmış. Vahim bir hata yapmış. Şimdi tamam, burada işte devlet başbakanım, cumhurbaşkanından başbakanından muhalefet partisine herkese en küçük ferdine kadar bu konuda işte Uludere'ye gitmiş. Orada vatandaşın işte tabii yani bir cenaze evinde cenaze sahibine bir çocuğu ölmüş insanın insana ne söyleyebilirsiniz? Nasıl teskin edebilirsiniz? Ne söyleyebilirsiniz o kadar ancak. Yani ona ve onlara verilecek tazminatı bile kabul etmediler biliyorsunuz. Evet. Yani 100 küsur bin liralık bir tazminatı da kabul etmediler. Çünkü yani mesele tazminat meselesi değil. Orada yani çok büyük bir vahim hata yapılmış. Bu hatanın sorumlularının cezalandırılmasında ben de hemfikirim. Tamam, cezalandırılsın. Kim yaptıysa bu hatayı, bu yanlış istihbaratı kim verdiyse, bu yanlış istihbaratta kim hareket ettiyse, bölgede olayı bilen insanlar olduğu halde o insanların uyarıları var mı? Varsa bunu niye Ankara'dakiler dinlemedi? Bütün bunlar açıklığa kavuşturması lazım. Peki soruşturma yapılıyor mu bu konuda? Yok, kapatıldı. Hani nerede soruşturma? Kim burada bu kusurları işledi? Kim verdi bu yanlış istihbaratı? Kim komuta etti? Kim emir verdi? Yok. Her şey kapalı. Bu büyük bir suç, bu hükümetin istifasını gerektiren bir suç. Ya böyle bir vahim bir olay olabilir mi? Ya siz resmen bu arada işte kendi vatandaşınızı ya da başka ülkenin vatandaşını, sivil insanı, silahsız insanı bombalayarak öldürüyorsunuz. Ama dersin aynı şey değil diyorsunuz. Bombayla. Hı? Dersin başka bir şey. Dersin de bir insan teşebbüsü girişimi var. Büyük bir insan girişimi var. Onun bastırılması söz konusu. Yani devletin, bir devletin başka bir devletle savaşması neyse orada da öyle bir şey söz konusu küçük çapta. O ayrı, iki ayrı olay. Hiçbir biriyle ilgisi yok. Ha burada hata vardır. Bu hatanın devlet tarafından, hukuk mercileri tarafından giderilmesi gerekir. Ama bu mevcut hukuki rejimde, daha doğrusu gayri hukuki rejimde yapılabilir mi? Tabii o zor. Yani mümkün değil şu anda. Çünkü hukuk diye bir şey kalmadı şu anda. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Yönetmenim uyarıyor. 7-8 dakikalık bir vaktimiz kaldı. Böyle biraz paylaştırarak gitmek istiyorum. Size şöyle bir şey sormak istiyorum. Bize göre Dersim isyanı kapanmıştır dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Sizce de böyle mi? Yani bu mesele kapanmış mıdır? Yoksa tartışıyoruz, tartışılıyor, evet. Gündemde altı devamlı kaynıyor, bir şekilde fokur diyor. Alınması gereken doğru tavır ne? Ne yapacağız? Şimdi Sayın Bahçeli burada bence doğru bir yaklaşımda bulunuyor. Yani ben eleştirmek gerekirse eleştiririm. Bahçeli'yi eleştirdiğim de çok oluyor zaten ama burada doğru bir yaklaşım içindedir. Niçin? Bunu gündemde tutarak, aynı Ermeni soykırım iddiaları gibi gündemde tutarak rejimi değiştirmenin manevrası olarak kullanılıyor. Bunu burada tespit ettik. Tarih de böyle tespit ediyor. Sovyet kaynakları böyle tespit ediyor. Genelkurmay kaynakları böyle tespit ediyor. Günümüzdeki yazarlar böyle tespit ediyor. Peki orada ah vah edenler, işte oradaki çocuklara, kadınlara hiç mi acımıyorsunuz diyenler neyi ajite etmek istiyorlar? Neyi yapmak istiyorlar? Niye gündeme getiriyorlar bunu? İşte hep söylediğimiz gibi rejimi değiştirmenin manevrası olarak kullanmak için. Biz bunu devamlı gündemde tutarak bu psikolojik operasyona katkıda bulunmuş oluruz. Dolayısıyla bunu fazla artık kapatma gerekiyor, tartışmama gerekiyor ve yalanlarını yüzlerine vurup kısaca bu işi kapatma gerekiyor. Yani Türkiye'nin çok ciddi gündemleri var, çok önemli meseleleri var. Hı hı. Bu tarihi meseleyi ki mesele olarak artık kapanmıştır. Yani bir mesele olmaktan çıkarmıştır. Ama yeniden mesele yapmak istiyorlarsa tabii o zaman devletin de yeniden alınacak tedbirleri olması gerekir. Ama bu siyasi iktidarla bu mümkün olmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla bu rejimin selameti bakımından, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin selameti bakımından, Türk milletinin varlığını devam ettirebilmesi bakımından bu AKP rejiminin de sona ermesi gerekir. Meşruiyet içerisinde demokratik yollarla, halkın oylarıyla değiştirilmesi gerekir. Anladım. Sayın Perinçek,
diyor ki Çetin Tokatlı, acaba diyor Fransız ve İngiliz arşivlerinde araştırmayı düşünüyor mu diye. Böyle bir çabanız ya da girişiminiz var mı ya da düşünüyor musunuz? Bu konu ve buna benzer konular hakkında İngiliz ve Fransız arşiv. Hemen bir küçük bir parantez açabilir miyim? Buyurun. Yardımcı olsun, katkıda olsun diye. Şimdi Sovyetler yahut da Ruslar açmışlar arşivlerini. Aha. Fransız ve İngiliz gizli servislerinin raporları öyle hemen açıklanmıyor. Bu Dersim hadisesi de 38 olduğu için, aha, üzerinden belki 100 yıl geçmeden, 90 yıl geçmeden, 100 yıl geçmeden tam manasıyla açıklanmış değildir diye biliyorum. Ama Mehmet Bey daha iyi bilir. O ne diyorsunuz? Orada mesela yeni bir belge yayınladılar. O, Seyit Rıza'nın İngilizlere yazdığı bir mektup, hı hı, en son yayınlandı. Tabii ben işte doğruluğun yanlışlığını teyit etmiş çok değilim ama o mektupta işte İngilizlerden destek aradığını ve şey yaptığını, Türkiye'ye karşı bir işbirliği içerisinde bununla dair bir mektup İngiliz arşivlerinden yayınlandı. Bu konuyla ilgili Bilal Şimşir'in, hı, Kürt meselesiyle ilgili, Kürt isyanları ile ilgili İngiliz belgelerinden yararlanarak yazdığı kitabı var. Bu konuda bazı çalışmalar yapıldı ama benim özel olarak bir çalışmam olmadı ama o şey çıkmış yayınlardan da kendi kitabımda veya diğer şeylerde yayınlandı. Evet. Çalışması var yani İngiliz belgelerinden ama yine de bütün somut bilgileri, belgeleri ortaya koyduklarını ben düşünmüyorum. O kitabı da gördüm, inceledim. Hı hı. Ama bir berraklık yok. Özellikle Fransız istihbaratı, olayı Fransız istihbaratı kurduğu için, kurguladığı için asıl Fransız istihbaratının bilgilerine ihtiyacımız var ama bu konuda şu anda Fransa arşivlerinden yapılmış bir çalışma ben duymadım, hatırlamıyorum. Daha da giremiyoruz oraya. Peki Sayın Perişek, son cümle. Sizce alınması gereken doğru tavır ne? Yani bir tarihçi olarak, ne bileyim bir siyasi kimlik olarak, ne bileyim bir vatandaş olarak bugün bu tartışmalar, bunlar yaşanırken alınması gereken doğru tavır ne? Yani buradaki tartışma aslında şu. Yani şurada bir tercih yapılacak. Yani şöyle bir tercih yapılacak. Tunceli'de Cumhuriyet'in eşit yurttaşları yaşar. Dersim'de şeyhler, marabalar, seyitler, Orta Çağ'ın bütün o en gerici, en diyelim çürümüş o kurumları yaşar. Dolayısıyla tercih meselesi şu. Siz Cumhuriyet'in eşit yurttaşları mı yaşasın orada istiyoruz ve Türkiye'de, çünkü sadece bu Tunceli ile ilgili bir tartışma değil, bütün Türkiye ile ilgili bir tartışma ama o özelden hareketle. Onu mu istiyoruz yoksa şeyhlerin, efendim seyitlerin, marabaların, orta çağ kurumlarının hakim olduğu ve emperyalist devletlerinde onları kullanarak Türkiye'yi bölüp parçaladığı bir ülkede mi yaşamak istiyoruz? Şimdi bu Dersim ve Tunceli tartışması da aslında bu. Tunceli'de eşit yurttaşları olarak yaşayacağız. Dersim'de de marabalar, seyitler olarak yaşayacağız. Burada bir tercihi artık izleyicilerimizin kendisine bırakıyoruz. Hala inatla şeyi savunanlar olursa o da tabii kendi tercihleri yapacağımız çok bir şey yok. Efendim bugün Dersim'i konuştuk. Dersim tartışmalarına yine bir mercek tuttuk. Konuklarım tarihçi yazar Mehmet Perinçek'ti ve Yeni Çağ Gazetesi yazar Arslan Bulut'tu. Her ikisi de kendi cephesinden aslında birbirine yakın benzer şeyler söyledi. Ben biraz daha tersinden sormaya çalıştım. Onlara da yanıt aldım. Aklımdaki her şeyi sordum. Çok teşekkür ediyorum verdikleri yanıttan, katıldıklarından dolayı. Hakan Bayrak söylemiştik. Bazı mesajlar gelmiş Twitter'dan. Gelmedi efendim. Bu akşam onu da bekliyorduk. Gelmedi. Belirtelim. Birçok mesaj geldi. Bazıları ben size aktarabilirim, iletebilirim. Çünkü benzer minvalde bazı serzenişlerdi. Hepsini aldım, okudum. Emin olun elime ulaştı, bana ulaştı. Hepsini belki burada deklar etmedim, sunmadım. Çünkü dediğim gibi benzer minvalde ve serzenişlerdi. Örneğin hükümetten nasıl kurtulacağız diye soruyorlar. Yani seçimler var. Seçimleri beklemek lazım. Konumuz tam olarak hükümet değildi. Tabii eleştiriler geldi haklı olarak. Siyasi sorumluluk bağında. Hepsi ama ulaştı mesajlarınızın. Çok teşekkür ediyoruz mesajlarıyla da katılan izleyicilerimize. Evet, bugün de bir gündem özelin sonuna geldik. Bir başka gündem özelde haftaya çarşamba büyük ihtimalle tekrar görüşünceye dek hoşça, sağlıcakla kalın efendim.